Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve ta'ala bu başlayan dersimizde özü mübarek kılsın. Arba'in Nevaviyye toplamını, 40'ta hadisini, şarkını Allah ta'ala muvaffak kılgençe ada kılgen bulduk. Keyin rejamızda şu terbiyeye dair, ahlaka dair bir arta kitap okusak degen niyet bu genide. Şunun için birkaç kitaplarını oyladık. Yani bu yerde köprak tecrübede bir mertte otken biz Arapça metnini ustazlar bilen, şeyler bilen okuyamız. O şahane bir çekeden okuyulduk degen o şey kitabını, İbn-i Acibe'nin kitaplarını niyet kıldık. Hikam-ı Atayyedi meşhur bu gen, İbn-i Ataullah Sekenderi'nin hikmetlerine Allama İbn-i Acibe şahri yazgeller. Hikam hakkı da inşallah Allah'a da yapıştığımız çünkü bugün fakat tercüme-i hal okuması için kitap kirişimiz için bugün İbn-i Acibe'nin uzları hakkı da yapıştığımız da ki İbn-i Acibe'nin kitaplarını başlayalımız o kişi çünkü hikam getirmeyi türüp mukaddime yazgeller. O şu mukaddimeni hem okup ötemiz inşallah. İbn-i Acibe Ahmed ibn-i Muhammed İbn-i Acibe 1161. miladi senede tavallı topkeller Mağrib'de 7 yaşlarda Kur'an'ını yatlayanlar, 9 yaştan talebe ilimge girişkenler, meşayihlerden, Muhammed Susi ve başka meşayihlerden ilim alışıya girişkenler. 30 yaşlıkta bargenleri de yaşı alım bulup, 30'a tolmasından türüp tedris başlayanlar, ders veririz başlayanlar. 1224. yılı Fas şehri var. Fas, onunla alın Fas'a bargenler, Fas'tan keyin Tatvan'a varıp Tatvan'dan ders verirler. Tatvan'a kayıtıştı. Ahmed Darqawi degen o şu vakitte katta meşayihlerden bir murabbi kişi bugün ekenler. Şu kişinin adlarına girip ziyaret kıyanı kirgenler. Kesinler o kişinin şagirdi bu Muhammed Bu Yezdi degen kişi bilen görüşkenler. Muhammed Bu Yezdi o kişinin Ahmed Darqawi'nin aldığı alıp bargen. Şimdi bula eşitken eke İbn-i Acibe'nin tariflerini eşitken eke. Körüp kursan bugün ekenler cüdeyem. Bu Zeydi etken eken ki Allah senge Cüneyd'ini yolunu versin. Arkayından tasavvuf ahli ergeşediyen bosa. Murakka adep koyuşken yani o yırtıklı baskıya diyenler ergeşediyen bosa. Kırka kigizişken, mahsus. O şanırsanı kigenler, o tarikatını mahkem tutkerler bugün. Arkayından şunu diye kişiler ergeşsin. Diyen mezmunda bir dua kıyan ekerler. Kim barıp, kişi ahlige barıp, ahliden Tatvan'dan hem yolda alıp ki kayıt gelirler, ustazın yanları gibi. Ahmed Darqawi'nin yanları da kalıp o şeyde, o şunun hizmetinden terbiye alıp gelirler ki. Bu kişinin İbn-i Acibe'ni özge has bir halları bugün halı şu ki Allah Teala var kalem bergen, bir şuna kalemi otkir, tabiri küşlü. Bu kişi o şey murakkağını kiyen, kiyip, yani yırtık kiyimi kiyip, boynuna tasbirini asıp şu yani terbiye yoluna girgenlerde de bazılar garip tüygen. Ne doğru kılıyıp deyip öyleyen. Çünkü o kişi zahiri ilimlerde imam bugün de peş bugün. Bu ilimlerini teşrif getiş ne doğru deyip karagen de. Peki o kişi ilimi mahiyeti yetkenlerden o sözlerine itibar kıma gelirler. Hatta ki ustazları o kişinin terbiyenin başında şimdi vazife veriyken ki mescidini aldığı barasan katta camiye. Barıp o şehirde tilenciliği kılasan. Düşkan pulunu menge yap gelesin. O kişinin de kıyanık. Şimdi İbn-i Acibe'deki adam, mesela hazır biz günümüzde kaydediyen bulsak, biz gözümüzde kaysa ahli ilim katta Allah'ıma bulup görünse, o şu adam mı? Meşhur tedris veriyken, ders veriyken, şerî ilimlerde alim bugün, yetük bugün ve meşhur bugün alimliği bilen. Mesela Mısır'da şeyh bulup tanılgen deyimiz mi? Özümüz diyarda katta ustaz bulup tanılgen adam mı? Tasavvur kılın da şu adam mescidde aldığında tilene oturup tilemcilik kılıyor. Hiç kimse duramıyor da bunu. Hatta adamlar İbn-i Acibe akıldan az diyem deyişken bazılar. Malum müddetten ki ustazları buldu. Kayıt indi bu. Yeter şu diyen. O kişi tilenciliğinden düşken nesan apkı verirken ustazı tak ederken fakirler ki. Lakin bu terbiyenin birinci kademi bugün. Terbiyede şuna sen yaxşı bir iş gerek ki tasavvufta aslı yırtık kim ki hiç pazil etmez o da hiç gayrdi.
Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yırtık kim kiyilir diye buyurma gelirler. Yani ki tilençilik o da fazil etmez belki nuksan. Tilençiliğinden kaytarılır. Ama lakin ne için şimdi kılıçlarda tasavvuf ahlıları dese terbiye için. Mesela bu kişi İbn Acibe cüde çırı Ali kiyini buyurarken de daim. Özge cüde ara haberi buyurarkenler. Öz aldın. O şey müderris boyu buyurgen payetler diye. Ana şunda kişinin nefsinde, kalbinde özge baha veriş payda olup kaladı. Adamlar ki uzun çırali kürsetiş isteği tuğulup kaladı. Adamların arasında acrali pezilettiği bulup görünüş isteği tuğulup kaladı. Türlü istekler. Bu hemen nefsani illetler kısaplanır. Biz de o adi nefsi tüyledi. Bu nefsani illetmez diye böyleyemiz biz. Çünkü bu halal ki o değildi. Halal bugün takdirde hem bu da haramlık demez ki. Bu da kalbdeki oranına bağlı. İnsanın dünyaya bağlanışı barakken ahiret eşiğini Allah onu açmaydı. Yani kişi dünyada eğer bay bolup, özüge ara verip, kayıp sapanı kılıp fakat helal den. Ahirette cennete girişi mümkün mü? Mümkün. Kire olay. Lekin ahiret ilmi ki ahiret ilmi. Ahiret ne? Nimetini dünyanın nimetine koşup beri olay. Dünyanın muhabbetine koşup ben verişi mümkün. Dünyaya yakışık olayımız. Dünyada hem kem bu meylediğimiz. Kiyin ahirette hem kem bu meylediğimiz. Biz yoksa şu hemen yakışılık bizge bu sediğimiz. Bu birbiri gezilmez hakikat. İki nimet. Bu verilişi mümkün. Lekin ahiret ilmi ki, marifeti ki, ahiret nimeti miyiz? Ahiret nimeti birli olur. Dünyaya muhabbet kıyıya adam ki hem ahiret nimeti tek olur. Ama ahiret ilmi ki? Ahiret ilmi, o dünyanın muhabbetinden kalbinde hiç ise kalmayan, dünyadan kalbinde zerrece nasibesi kalmayan adam ki birli. Allah'ın sünneti şu. Peygamberler şunu diye bugün. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem şunu diye bugünler. Sahabaların ekseri şunu diye bugün. Hazreti Umar boy olup, dünyanın türden birini egallab Medine'ye tilla oqib kelgan paytda ham kiyimini yamog'a 12 ta 14 ta yamoqli kiyim bilan yurganlar. Butun kiyim kiyish qunamagan. Nimaga? Ba'zi odamlarga bu tasavvuf ahlini odatlarini asas bid'at yoki sunnatga xilof deb o'yladi. Yo'q, ayni sunnat shu. Hazrat Umar roziyallohu anhu nimaga kiymadilar? Hatto Hafsa roziyallohu anha o'rtaga tushib, u tashqaridan boshqa xalqlarni bir delegatlari kelsa orada vazirler kelyapti, poshalar kelyapti. Mana u sizning ahvolingizni ko'rsa, shu islom poshosi shumi deb odamlar bir masxara qilmaydimi? Yo'q bo'lmasa musulmonlarning yuzi uchun keyin siz deb bir chiroyli gaplar bilan uzoqdan kelib gapirsa, Hazrat Umar yig'laganlar. Rasululloh silatgan kiyimni kiyganmilar degan. Yo'q, kiymaganlar. Birodarim Abu Bakr kiyganmilar? Yo'q, kiymaganlar. Men ham o'shunday o'taman degan. Qabul qilmaganlar. O dünyanın adaletini doldurganlar, Müslümanlarını beyhacat kıyarlar. Umar ibn Abdülaziz hem şunu diye bakarlar. Salahiddin Ayyubi hem şunu diye bakarlar. Salahiddin Ayyubi, Mısır'ın padişahısı bugün, Falestin'i fethi kılgın, katta devletke asas tutgan, zekat dilanı gelmez, kembeğalli giden. Zekatke kadırı gelmez, çünkü kolu yekiyen nesan bir oğlu olurgan, bir yıl tolmagan kolu da bırar narsa, tülmagan bir yıl. Ta inki zekat birse, zekat birmagan. Bu bana şu aynı sünnetin yolu şu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın çırali kiyinişte targ'iblar va hokazolar bular kishi o'ziga baho bermagan paytda. Kishi o'ziga baho berib qolsa, agar yo'inki o'shinga qalbi bog'lanib qolsa, bu dunyoga bog'langan bo'ladi. Dunyoga bog'lanish faqat shu mol to'plashga bog'lanish emas. Dunyoning qaysi bir ne'mati bo'lsa, dunyo deyiladi. Chiroyli ko'rinishmi? U ham dunyo. Obro'mi? U ham dunyo. O'zini qanaqadir bir mavqeini saqlashmi odamlarning orasida, u ham dunyo. Chunki dunyo ne'matlari, dunyoning nima ne'mati bo'lsa, dunyo deyiladi. Dunyoning muhabbatidan saqlanish yoki dunyoning muhabbatidan kechish degani shularning hammasini qalbdan chiqarib yuborish kerak. Keyin odamga kelishi mumkin boylik, keyin odamga chiroyli kiyim ham bo'lishi mumkin. Odamda masalan deb obro' ham shuhrat ham bo'lishi mumkin, lekin ularning birortasini haliga odamda qalbida zarracha e'tibori bo'lmasligi kerak. O'sha e'tiborni yo'qotish uchun, qalbdan yuvish uchun tarbiya ulamolari ba'zida kishilarni ba'zi shunga o'xshagan amalga buyuradi. Bor tilanchilik qildi. Tilanchilik o'zi qaytarilgan ishlardan. Illo muhtoj odam, qarzga botgan odam yoki kunlik taomi yo'q odamga mumkin. Hadis sharifda kelgandek. Ammo u kishini tilanchilikka buyurishi u odamni tilanchi qilib u orqali pul topish emas, balki u pulni faqirlarga berib yuboradi. O'zi ham yemaydi ustoz. Tilanganni o'zi ham yemaydi. Bu yerda Ibn Ajib rahmatullohi alayhining tarbiyasiki, bu yerda qalbda nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin.
o'ziga baho berish bo'lishi mumkin. Odamlarning orasida chiroyli ko'rinib, shu bilan o'zini shunday bir chiroyli hay'atda tutish bilan nimagadir ega bo'lish, qanaqadir bir obro'ni tutish bo'lishi mumkin. Yoinki eng kamida odamlar nima deydi-kin degan mulohazalar bo'lishi mumkin ba'zi bir ishlarning o'rtasida. Masalan, men dars beraman. Dars berayotgan paytda yoki da'vat qilaman, yoki va'z qilaman, yoki tilovat qilaman, yoki biror ish qilaman, yoki xayr qilaman, qanaqadir. Odamlar nima deydi-kin degan o'y kelib qolishi mumkin ishim o'rtasida. O'sha o'y kelsa, demak, Allohning mulohazasidan boshqa mulohaza keldimi? O'sha amalda ixlos ketgan bo'ladi. Bizda ixlos deganda ko'pincha bir narsani berilib qilish tushuniladi. Berilib qilish emas ixlos. Ixlos yolg'iz Alloh uchun qilish. Yolg'iz Alloh uchun qilish degani o'ylamaslik kerakki, riyodan qutulishni o'zi bilan hosil bo'ladi. Riyodan qutulish birinchi o'rinda, u kichkina shirk. Riyosumadan qutulish albatta birinchi o'rinda. Lekin yana boshqa illatlar ham bo'ladi. Masalan, odamlar nima deydi-kin deydi. Masalan, deylik, bugun shu ihsonni qilsam-u, falon narsani qo'ymasam nima deyishak, qo'y gapirishmasin. Falon narsani qo'yavergin dasturxonga dedimi? İhlas ketgan bo'ladi. Çünkü Allohning mulohazasidan boshqalarining mulohazasi kelyapti amallar o'rtasiga. Yoki dars beryapti, yoki da'vat qilyapti. Shu da'vatda aytsam yoki shu gapni aytsam, odamlar to'g'ri odamlarning ongini inobatga olish, ularni tuyg'ularini inobatga olish boshqa narsa. Ya'ni ularni rioya qilish ma'nosida. Ammo ulardan nimadir qozonish ma'nosida bo'lsa odamlarni mulohaza qilish. Bu qaytariladi. Çünkü bunda kişi dünyadan nimadir nasib istayotgan bo'ladi. Masalan, yoinki kimdir ixlos qilishini xohlab qolishi mumkin odam. Chiroyli gap gapiradi, ba'zi odam bo'ladi. Masalan, bitta hikoya aytsa odamlar maza qiladi. Uy odamlar hikoya qiziqar ekan, hikoya tushib ko'paytiradi. Yoinki bir g'aribroq hadis aytsa odamlar ajoyib gap aytdingiz deydi. O'shuna gap aytishga qiziqib qoladi. Natijada haligi kishining da'vati nafsni ustiga qurilgan bo'ladi. Alloh uchun emas. U amalni ajri bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo kim nima uchun qilgan bo'lsa, o'shunga borib ajrini olsin, men uchun qilgan menga kelsin. Ana ag'na sharikayn yoki ana ag'na shuraka. Kim menga birovni sherik qilgan bo'lsa, men behojatman. O'zi yo sherigi shirk keltirganini amali hammasi deb bo'lsin deydi qiyomat. Endi shunda Alloh taologa hech narsani sherik keltirmaslik, albatta u Allohning daqiqa ikkinchi ilohini tutib sig'inish emas u. Amalda Alloh subhanahu va taoloni o'zigina u bandaga turtki Allohning Alloh o'zigina unga harakatlantiruvchi va to'xtatuvchi bo'lish kerak edi. Boshqa narsa harakatlantiruvchi va to'xtatuvchi bo'lib o'rtaga qo'shilib qolsa, ixlos ketgan bo'ladi. Ana shu ixlosni saqlash uchun amalni xolislikka olib chiqish uchun kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunday qilmagan bo'lishlari mumkin. Chunki Rasululloh suhbatlarini barakot kifoya qilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bitta suhbatlari 40 yillik ibodatda tozalanadigan darajada tozalagan qalbni deyishadi. Kimiki agar tozalanib olmasa shunaqangi hozirgi tasavvuf da'vogarlari taqvo tariqat da'vosidagi kishilarki tariqatdagi kishilar o'zlarini tariqat kishilar deb aytadiganlar ba'zilari ko'pincha adashadi. Nima adashadi? Tariqatni zikrdan iborat narsa deb o'ylaydi. Yoki tahajjuddan iborat. Albatta u tariqatni ustunlaridan. Ammo kishi agar nafsi tarbiya topmasa u amallar ham ziyonga ishlaydi. Masalan o'ziga baho beradigan illat ketmadi kishini. Tahajjud o'qiydi, keyin xayolida tahajjud o'qimayotgan odamni ko'rsa, bu sunnatga amal qilmayapti deb uni pastanashga o'tadi. Bo'ldi, o'sha amal tahajjud ketgan bo'ladi. Yoki bir sunnatga amal qilib bir ishni o'zida joriy qiladida, atrofdagi odamlarda ko'rmaydi o'sha sunnatni. Ko'rmasa, ularga past nazar bilan qarashni boshlaydi. O'sha odam amali bir gram ham qolmagan bo'ladi. Chunki amalni o'zidan ko'rib, o'zini afzal sanayotgan bo'ladi. Amalni shunaqangi ofatlardan qutqarish uchun oldin qalbini illatlarini topib tarbiya qilish kerak bo'ladi. Zikr yordamida, zikr yordamchi bo'ladi. Ammo faqat zikr bo'lsa-chi, u tarbiya bermaydi. Zikr albatta lozim, u vojib, labud, lekin zikrning o'zi samara bermaydi. Shuningdek, sunnatni zohiriga amal qilishning o'zi ham samara bermaydi. Doimki qalbining illatlarini tozalamaguncha. Ibn Ajiba alayhi rahman holatlarda nimani ko'rgan bilmadik. Lekin ehtimollardan shuki, biri odamlarning mulohazasi turgan bo'ladi kishida. O'sha mulohaza ketmasa, kishi amalini xolis Alloh uchun qila olmaydi. Balonchi bunaqa demasin. O'zimizda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Masalan, ta'limda ham, tarbiyamizda ham bo'lishi mumkin. Natijada kishi
palonchidan gap eshitmay deb turib ta'lim beradigan bo'ladi. Mudarris dars beryapti masalan jamiyada. Un har bitta aytayotgan so'zi unga ibodat oxirata daraja bo'lish kerak. Lekin shu vaqtida borib agar dars bermasam mudir so'kadida deb boryapti. U bo'l ajrdan mahrum bo'ldi. Yoki borib dars beryapti talabalarga, dadasiga unaqa demasin deb turib dars beryapti. Yoki mendan shikoyat qilmasin deb turib dars qilyapti o'sha yerda, dars beryapti. Bir gram ham ajr qolmaydi. Zarracha ajr qolmaydi. Amalni har birida, har bir harakatda, yusakonatda, kirishda, yuq chiqishda, turishda, o'tirishda Alloh taoloning mulohazasidan boshqa narsa qo'shildimi? O'sha amalni Alloh o'sha vaqtda rad qiladi. Shuning uchun manja abil hasanati deganda ulamolar tafsirda aytadiki, kim yaxshilikni olib kelsa deyiladi. Yaxshilik qilsa emas, olib kelsa Allohning huzuriga. U olib borilmaydi u. Allohning huzuriga Alloh uchun bo'lgan narsagina billa boradi. Qoya hammasi qoladi. O'ylaymizki, masalan biz bitta katta ish qildik, masjid qurdik, yoki sahovat qildik, yoki bir ilm berdik, yoki bir xatmiga masalan qoyillatib xatmiga o'tdik, yoki bir tilovat qildik, yoki bir tadris nima bo'lsa qildikda umid qilamiz Alloh taoloning oldiga shu narsa bizga hamroh bo'lishini borishimizda. Ammo shu narsani bajarishda qalbimizda boshqa narsa ham kirgan bo'lsa, u o'shda qoladi. Oxirat Allohning huzuriga bormaydi. Shumanja abil hasanati. Kim yaxshilikni olib kelsa bu yerga, o'shanga 10 barobar. Yaxshilikni qilsa emas, olib borish qilishda muhim bo'ladi. Omanja abissa yomonlikni olib kelsa, agar istig'for etib yuvarsa-chi, yomonligi kelmaydi. Fala yujza illa mithla, jazosi beriladi qancha gunoh qilgan bo'lsa shuncha, olib kelsa. Ammo to'kib tashlab kelsa-chi, jazo yo'q. Yaxshilikni ham olib kelsa ajr bor 10 barobar eng kami u yog'i chegarasiz. Lekin u qilsa emas, u qilib masalan o'sha yerda inson xabata qilishi mumkin, birovga maqtanishi mumkin, o'ziga baho berishi mumkin. Yoki haligi aytganimizdek, mudir, talaba, qo'shni, dadam, oyim degan mulohazalar bilan qilishi mumkin kishi amalni. O'sha amalni o'shandan olsan ajrini deydi. Allohning huzuriga borganda u yo'q unga, nasiba yo'q unga. Endi tasavvufning vazifasi nima? Amalni xolis Alloh subhanahu va taologa qaratish. Tariqatni yo'lish. Chunki Imom Rabboniy aytganlarki, din ilm, amal, ixlosdan iborat. Ilm, amal, ixlos. Asli dini Muhammadiyni dinul amali solih deb ta'riflaydi ulamolar. Ad-dinul Muhammadi, nima dini Muhammadi nima desa, amali solih deyiladi. Din Muhammadiyni ta'rifi bir ta'rif. Yaxshi amal qilish, solih amal qilish. Solih amalni qilish bilish uchun ilm kerak. Ilm hosil bo'ldi o'sha amalni bajarishga. Solih amal bajarildi. Endi buni olib borishning ixlos kerak. Tasavvuf ana shu ixlosga ishlab beradi. Tariqat shunga ishlab beradi. Fiqh, aqida ilmlarimiz yoki kitob sunnatni to'g'ridan to'g'ri o'zidan o'rganishimiz albatta tafsirlar, mufassirlarning gapi, mujtahidlarning so'zi orqali o'rganiladi bar bu ham. Zohiri ilm va amal bo'ladi. Endi o'sha kitob sunnatning mohiyatini topish orqali amallarning zimniga yetib borish orqali ixlos shakllantiriladi, buni tasavvuf qiladi. Tariqatlar shu tasavvufni tatbiq qilish uchun qo'llaniladigan tadbirlardan iborat. Kimdir masalan palon-palon zikr bilan yana qaysidir vazifalarni aytadi, kimdir yana boshqalarini aytadi. Har bir tasavvuf imomi o'zini davriga qarab turib, kishilarga qarab tarbiya beradi. Masalan, Hazrat Naqshband nimaga kasbni shart qilganlar? Murid bo'lsa-ki kasb qilasan deganlar. Dil bayonu dastbakorni kirgizganlar. Qalb Alloh bilan bo'lsin, qo'l nimaga? Qo'l ish bilan. Nimaga shunday deganlar? Ko'rsalar tasavvufni da'vo qiladigan kishilar, darveshlik da'vo qiladigan kishilar yema xo'rib qolishibdi. Tambal odamga aylanishibdi. Sadaqa xo'rga aylanib olishibdi. O'zlarini shu bilan keyin ulug' sanab yuradigan qolishibdi. Yo'q, bo'lmas bu din. Bu boqmandalik emas din. O'shuning uchun kim murid bo'lsa albatta kasb qiladi degan. Majburlaganlar hammani kasb qilishga. Nimadir qo'shadi. Yana kimlardir zikrni jahriy qilish bilan o'zini ko'rsatishga o'tgan bo'ladi. Keyin maxfiysini majbur qiladilar, maxfi qilasan deydilar.
yine başka tedbirlerini kıladı. Ana şu tedbirlerden biri İbn Acibe'nin has halatlarına karab ustazları şimdi vazife veriyene gelirler. Bu en vaktince bugün vakt ötkenden gelen şu kalbinden uçunası kitkenini sezgenlerden ki devam ettirgenler sulukunu. Eğer o şimdi muhalaca bilen kılınmese tasavvuf terbiyesi semere vermeydi. Milyon metre zikir ayetledi, milyon metre istiğfar ayetledi. Lekin kişi tazalanmaydı. İbn-i Acibe ana şu halatlerden ki o kişiye ilim cüde hem bir yağılıp kilgen. Etkene kirliler ki ustazları Muhammed Buzeydi, Buzeydi'den şu ahdlarını ve virdlerini ve zikirlerini talqin kılıp o gene kirliler. Ahdlarını, virdlerini ve zikirini. Meşayihler türlüce buladı. Suhbet bilen terbiye kıladı. Mesela siz meşayihleriniz buladı bırkanca. Bitelerden, suhbetinden terbiye alasın. Daim bir görüş bilen. Bazılar fakat zikirini talqin kıladı. Yine bazılar nazari cihetten uğur getirdi. Tarikat. Lekin bizge itibarlıysa en tasiri kattesi suhbet igesi buladı deydi ulamalı. Bazı meşayihler hemasını kıladı. Bu zeydi özlerini şagirdlerine talqin hem kıyırlar. Talqinde ustaz zikirini ayetip uğur getirdi. Ayetesen diye bile koymaydı. Birge ayetedi. Mesela la ilahe illallah'ın birge ayetedi. Ve o ustazlar arkasından kaytarıp kabul kıvalet. Bu telqin Hazreti Ali'den geliyordu. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ali Arkali sanat bilen geliyordu bizge telqin. Her birileri telqin kıyırlar. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam hem Hazreti Ali'ye telqin kıyırlar. Bu hem hadisi sabit uyan. La ilahe illallah'ını telqin kılıp uğur getkiler. Ana şu zikirini telqin kılıp alış hem sanat bilen bu hem bitti alahide. Tesir özgürleşte bir nuru var. Zikirini talqin kıyıldılar dedi bu Zeydi İbn-i Acibe'ye. Ahadlarını ve virdlerini hem. Virdlerini hem talim vergenler. Şu la ilahe illallah ki okşagen. Yine başka virdlerini hem. Salavatlar var, istiğfarlar var. Ahadlarını hem. Ahadlar hem böyle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan keliyken ahadlar var. Bazı meşayihler uzları kuşumça koşadigan her bir talibni o'zini holatiga qarab qo'shadigan yoki davrni talabiga qarab qo'shiladigan ahdlar bor. Masalan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ahdlari bay'atdagi yana ayollardan olganlari Qur'on hikoya qilingan. Erkaklardan ham shunga o'xshagan olingan. Alla yushrikna billahi shay'an, shirk keltirmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zina qilmaslik, odam o'ldirmaslik, buxton keltirmaslik, xiyonat qilmaslik va hokazo. Ve ma'rufta daim irgeşiş. Yine sahabalarda hemelerden agen bayatlerden biri fil mekrahi vel mensad deydi. Yani adam faallaşıp türgen de hem süsleşip türgen peyitte hem itaat kılış. Hohlagen peyitte hem nefsi halamagen peyitte hem. Ana şun diye vaadelerden agenler. Celil ibn Abdullah ki meselen birgen bayatleri de her bir Müslümanga hayri hoh buluşunu bayatını agenler. Her bir Müslümanga hayri hoh buluşunu. Sahabe-i kiramlardan hem şu bayatta alingen. Ana şunga o'xshagan bay'atlar bo'ladi, shuna ahdlar deyiladi. Ahdlarini talqin qildilar. Keyin aytdilarki, Muhammad Buzaydi. Ey bolam Ahmad dedi, Ahmad ibn Ajibaga. Bu yo'lning shartlari bizni nazdimizda sodiqlik va muhabbatdir. Shu ikkita narsa. Sodiq bo'lgin va muhabbatli bo'lgin. Sodiq bo'lgin degani sidiq o'zi nima desa, sidiq vaqiyaga muvofiqlikdir. Masalan, men talib ilm bo'lib turibmanmi? Haqiqiy talib ilm bo'lishim amaldagi sodiqligim. Bir so'z aytdimmi, o'sha so'zim vaqiyaga to'g'ri kelishi sodiqlik. Agar masalan, mana shu kubbayani yasashni zimmaga oldim. Qo'l uchun emas, bor imkonimni sarflab, bor mahoratim bilan yasasam, shu amalda sodiq bo'laman. Qaysi bir amalki men shunga qo'l urarkan men o'sha narsada men sodiq bo'lishim kerak. Yoki zikrda alhamdulillah dedimmi qalbimdan haqiqatan maqtov otilib chiqish kerak. Minnatdorlik. Yoki meni tarbiya qiling dedimmi birovga haqiqiy tarbiyani istashim kerak. Keyin menga yoqmaydigan gap aytsa unchalik emasman deyman demasligim kerak. Yoki Alloh taolodan so'radim Parvardigor bir narsa deb o'sha narsada men sodiq turishim kerak yoki va'da berdim Allohga
o'shunda sodiq turishim kerak. Hamma-hammasi sodiqlik. Kishi har bir lahzasini tahlil qilishi mumkin. O'sha lahzada sodiqmi, sodiq emasmi? Tasavvufni asli negizi sodiqlik. Sidqut tawajjuh deyishgan. Shuning uchun aytilganki, tasavvufni ta'rifida 2000 ga yaqin so'z aytildi, jumla aytildi. Hammasining negizi sidqut tawajjuh ilalloh. Alloh taologa chin qalbdan sodiqlik bilan yuzlanishdan iborat. Muhabbat ikkinchisi, sevgi. Muhabbat bo'lmasa kishi bir narsani bajara olmaydi. Hazrat Alisher Navoiy Lisonut Tayrida Hudhudni nomidan gapirarkanlar, Hudhud qushlarga Semurg'ga borishni tavsiya qiladi va bir qancha vodiylarni bosib o'tishlarini aytadi. U vodiylar tarbiya bosqichlari o'zi asli. Shunda ular shikoyatlarini aytishadi. Bulbul o'zining shikoyatini aytadi, to'ta o'zining shikoyatini aytadi. Ularda Alisher Navoiy o'sha nimalarni, shaxs insonlarni obrazlarini beradi. Shaxsiyatlarini. Kimdadir maqtanchoq shaxsiyatini, kimdadir dunyoga muhabbat qo'ygan shaxsiyatini, kimdadir ilmiga baho bergan shaxsiyatini gavdalantiradi Alisher Navoiy. Keyin ular o'shalardan tozalanishini o'zlarida rag'bat sezadi. Hud-huddan to'g'ri yo'lni eshitganlardan keyin. Lekin qanday qilib shu narsaga erishamiz desa, bu narsa uchun muhabbat kerak deydi. Keyin muhabbatga misol sifatida shaxsan onni aytib beradi. Bu kishi ham o'tishib gap aytayaptilar. Sodiqlik va muhabbatdir dedilar. Shunda Ibn Ajib aytdilarki, "Sayyidim, shu narsani bir varaq qilib berasizmi menga?" dedim. Shunda Shayx Muhammad Buzaydi haligini yozib berdilar deydi. Keyin o'zim xoli qolgan paytda o'sha qog'ozga qarab o'shindagi narsani o'qidim. Shurutuna shurutu tariqi indana as-sidqu wal mahabba shu gap. Shurutu tariqi indana as-sidqu wal mahabba. Tariqni yo'lning, tariqatning yoki bu yo'lning, tasavvuf yo'lining yoki tarbiya yo'lining. Tariqning, tarbiya yo'lining sharti sodiqlik va muhabbat tur degan so'zni yozib beribdi. Kirib halik qog'ozda o'sha narsani o'qib o'tirdim. Alloh shunda qalbimga fath berdi dedi. O'sha zahoti men qalbimga fath keldi, shundan keyin menga haqoiq va tamkin berildi dedi. Ya'ni ilmni mohiyati va ilmda mustahkam bo'lishlik, amalda mustahkam bo'lishlik, qalbni mutamakkin, ya'ni mutmain bo'lishligi berildi menga. Shundan keyin u kishi haliga chiroyli kiyimlarini yechib, haligidek bir muraqqa yirtiq kiyimlarini kiydilar-da bo'yniga tasbihni osti va meshini ostida shu va yurib ketdi deydilar. Ha, u kishi yurib ketdilar deydi. Yurib ketib baland ovozda Alloh, Alloh deb yurib ketdilar. Shunda aytgan ekanlarki, bu naqadar ajoyib ishdi hol degan ekanlar o'ziga o'zi qarab. Bu naqadar ajoyib hol. Agar ilm, zohiriy ilm holdan behojat qilganda edi, men bo'ynimga bu meshni ilib yurmasdim deb qo'yarkanlar. Zohiriy ilmni o'zi holdan behojat qilganda edi, ya'ni kitobni o'zidan zohiriy ilmni lafzlaridan agar kishining qalbi isloh bo'ladigan bo'lganda edi degan biz dinimizda aytganda. Qalbi isloh bo'ladigan bo'lganda edi, bo'ynimga manovini osib yurmasdim men meshni. Qalbni islohiga boshqa tadbir kerak ekan deb aytgan ekanlar. Ulamolar o'zlarini ulamolari Ibn Ajibaning tasavvufda yetuk olim bo'lganlarini va haqiqiy hol ilmiga ega bo'lganlarini Alloh taolo bir fath berganini hammalari e'tirof etishgan. Qalblarga shunday ma'rifatlar, ilmlar quyilib kelar ekan. O'zlari aytadilarki, men Ibn Atoulloh Sakandariyni bu sharhini yozishimda, hozir biz o'qiyotgan sharhni yozishimda hikmatni yozar ekanman, sharhida nima deyishim bilmay turaman. Alloh taoloning o'ziga yuzlanib, o'zidan yordam so'rab, o'zidan madad so'ragan holatda turaman. Sharhga qalam qo'yishim bilan shunday menga quyilib keladi ma'nolar. Sharhni tugatguncha qaramasdan yozaman boshqa narsaga. Tugat bo'lgandan keyin qaytadan bir tahrir qilish uchun o'zim yozgan narsani mutolaa qilaman. O'sha men aytgan gaplar boshqa ulamolar ham aytgan bo'lsa, boshqa kitoblardan ko'rsam poloncha ham aytgan deb qo'yaman. Egasiga nisbatini berib qo'yaman. Ba'zi gaplar shunday gaplar yozgan bo'lamanki, o'qib turib shuni o'zim yozdimmi deb olaman. Ilhom kelganda Alloh taolo ma'rifatlarni quyib qalbiga
bergan paytda shunday bo'lar ekan. Aytar ekanki, gapirganimda men gapirmayman, Alloh gapirtiradi. Men o'zim nima deyotganimni bilmay qolaman gohida der ekan. Bu ana shu Alloh subhanahu va taolo o'zini nazargohi qilganini alomati bo'ladi bir inson. Ba'zida mendan bir gap quyilib keladi, bu bulutdaqa kelib qoladi dedilar. Mendan shunday bir ilm va hikmatlar keladiki, bir safar u kishi Qur'on tafsir qilgan ekanlar. Tafsir qilgan paytlarida o'tirganlardan bittasi bir yoshi keksa odam bor ekan, ko'p ilm majlislarida yurgan odam. Aytgan ekanlarki, men ko'p ilm majlislariga qatnashganman, solihlarning, ulamolarning majlislarida o'tirganman. Ammo buni qangi dur gaplarini men eshitmaganman. Bu Ahmad ibn Ajibadan chiqqan gap hech kimdan chiqmagan deb qo'yar ekan. U kishi aytganlarki, Ahmad ibn Ajiba, bu sizlar ko'rayotgan bu fayzu barakotning, bu ilm ma'rifatlarning asl negizi meni mashoyixlarimni oldida olgan, ulardan olgan bir barakotimdir deb qo'yar ekanlar. U kishining bir qancha muallafotlari bor, yozgan kitoblari bor. Qur'on Karimga ham tafsir yozganlar, 4 mujallad tabaq qilingan, nashr qilingan ekan. İbn Ajibani vafatları 1224 yılı bugün. Mağrib'de hazır ham kabirleri ziyaretgah. Bu kişinin kitabki mukaddime yazadılar. Mukaddimeni okuyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velâ. Yaqulul abdul faqir ila mevlahu el ganiyyi bihi amma siwa. أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني لطف الله لطف الله به وحباه أزنين مولاسيه مختاج بولغان بنده الله نين أزي بلن بولوب أندن باشقدن بحاجات بولغان بنده أحمد بن محمد بن عجيبة حسني الله أكشيه لطف بلن مرحمت كلسن ونقول لسن شن دا يديد دي أتدلر كين o kishini Hasaniy deyilishiga sabab Imom Hasanning avlodlaridan bo'lganlar, shariflardan bo'lganlar. Inna awla ma uqida alayhi al-janan wa nataqat bihi al-sinatu al-fasahati wal-bayan wa khattat bihi aqlamu al-bunan hamdu al-fattah al-alim al-karim al-mannan. Qalbga tugulishiga eng avlo, eng haqli narsa fasohatli tillar, fasohat va bayonni sahibi bugün tiller nutq qilishi barmoqlar qalam bilan yozishiga eng haqli bo'lgan narsa fattoh bo'lgan ilm egasi bo'lgan karim zot Alloh subhanahu va taologa hamd aytishdir. Allohga hamd aytish qalbdan qalbga eng ko'p bog'lanadigan, bog'lanishga eng haqli bo'lgan, aytishga eng haqli bo'lgan so'z, yozishga eng haqli bo'lgan so'zdir. Hamdusana. Deb turib keyin ham boshladilar. Alhamdulillahillazi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbati wa ixtassa arwahahum bi shuhudi 'azamati. Alloh subhanahu va taologa barcha hamdlar Alloh subhanahu va taologa bo'lsin. U shunday zotki, o'zining valiylarining qalblarini o'zining muhabbati bilan to'ldirib qo'ydi. Ularning ruhlarini o'zining buyukligini mushohada qilish bilan xoslab qo'ydi. Ularni botinlarini o'zining ma'rifati yukini ko'tarishga hozirlab qo'ydi. Bu vali zotlarning qalblari Alloh subhanahu va taoloning ma'rifati jannatlarida xursand bo'lib ne'matlanadilar. Ularning ruhlari Allohning malakutida sayr qiladilar. Botiniy olamlari Allohning jabarutida suzib yuradilar. Jabaruti dengizida deydilar. Bu so'zlarni aytishdan murod, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning xos bandalari ular Alloh taoloning qalblari bilan sifatlarini ko'radilar. Alloh subhanahu va taoloning asmo va sifatlarini qalblari bilan his qiladilar. Asmo va sifatni Alloh taoloning ismlari va sifatlarini o'qish bitta ish, zikr qilish bitta ish, yodlash bitta ish, tushunish boshqa ish, iymon keltirish alohida ish. Lekin uni qalb bilan idrok qilish umuman boshqa ish. Bismillahir rohmanir rohim deymiz, Rahmon mehribondir deymiz.
mehribonligini aytamiz. Qur'oni Karimni xabar bilan tasdiqlaymiz. Va buni tilimiz bilan aytamiz ham. Ammo qalb bilan his qilamizmi? Aql bilan topishimiz mumkin. Ammo qalb bilan his qilamizmi? Qalb bilan his qilishlik o'sha asmo va sifatni mushohadasi hisoblanadi. Kechiruvchiligini-chi Alloh subhanahu va taoloning, qudratini-chi qodirligini, ilmini-chi olimligini, halimligini-chi va hokazo sifatlarini. Qalb ko'zi bilan ko'ra olish mana shu haqiqiy ma'rifat bo'ladi. Mana shu bu narsaga deydilar o'zlarini, valiylarini, do'stlarini, qalblarini, ruhlarini xoslab qo'ydi Alloh taolo. Fastakhrajat afkaruhum yawaqit al-ulum va natqat al-sinatuhum bi jawahir al-hikam va nataij al-fuhum. Ularning fikrlari natijada ilm durlarini, ilm yoqutlarini, ya'ni topdi, chiqarib berdi bizga. Ularning tillari hikmatlarini, hikmat durlarini va fahm anglash natijalarini gapirib so'zladi. Fa subhana man istofahum li hadratihi va ixtassahum bi mahabbati. O'zini janobiga tanlab olgani, o'zining muhabbati bilan xoslab olganiga Alloh subhanahu va taoloni poklab yod qilaman. O'sha zotlarni shunday qilganiga. Ular fahum bayna salikin va majzub. Ular yo salik bo'ladilar yo majzub bo'ladilar. Majzub bandani qalbiga Alloh taolo bir turtkini beradi. Qanaqadir bir narsa, bir muhabbat beradi. Uni jazba deyiladi. Jazba tutgan odam majzub deyiladi. Bizda namanganlik majzub namanganiy mashhur bo'lgan. Ismlari Abdul Aziz. Asli hamma o'zi vosillarda Allohga yetishganlarda hammasida jazba bo'ladi. Faqat ikki xil holat bo'ladi. Ba'zilar suluk tutib, keyin jazbaga yetadi. Ba'zilar jazba tutadi, keyin sulukka sulukni oladi. Suluk deganimiz ya'ni sunnatga amal qilish, zohiriy sunnatlarga amal qilish, botinda ham shunga amal qilish. Banda masalan amal qilaveradi. Masalan biz namoz o'qiymiz, lekin qalbimizdan bog'lanish bir xushu yoki bir huzurni topolmay qolamiz. To'g'rimi? Masalan namozni mas'uliyatdan qutulish uchun o'qiymiz ko'pincha. Namozga oshiqib emas. Namozga oshiqib kutishimiz mana shu qalbimizda o'sha muhabbatni, Allohga bog'lanishni paydo bo'lgani. Shu paydo bo'lmagan holatda ham biz agar namozni ado qilib boraversak, sunnatga muvofiq qalbimizga o'sha narsa keladi, namozga oshiqadigan bo'lib qoladi qalbimiz. Shu jazbani bitta ko'rinish. Lekin jazba deganda bular bu jazbani bitta nishonasi deb aytamiz. Misol uchun. Ammo jazba deganda nima tushuniladi? Alloh taolo o'zi tomonga bandani shunday tortadi. U bandada hech qanaqa narsani mulohazasi qolmaydi. O'shani o'sha tortilgan tomonga yuzlanishdan boshqa. Masalan, Ibrohim Adhamni o'sha bir ovni ovlab yurgan paytida ov qarab turib, "Sen shunga yaratilganmisan? Bunga yaratilganmassan?" dedi. "Sen shunga yaratilganmisan?" dedi. U otda ketayotgan bo'ladi. Shunda egarni orasidan egarini oldi tomonidan ovoz chiqadiki, "Buning uchun yaratilganmassan sen?" degan ovoz chiqadi. Shunda keyin ovni to'xtatib, chunki podshohzoda bo'ladi, shahzoda bo'ladi. Kiyimini dadasini choponiga kiydirib, shu yo'lda o'zi deydi. Uni yirtiq choponini kiyib, o'sha vaqtda tark qilib ketadi. Hamma narsa. O'sha jazba bo'ladi. Ya'ni qalbiga bir o't tushadiki, bir muhabbat tushadiki, kishi o'zini tutolmaydi undan keyin. Albatta o'sha tortilgan tomonga qarab ketadi. Shuning uchun majzub tortilgan deyiladi. Alloh taolo o'ziga tortadi u. Ba'zi odamda talab ilmda bo'ladi. Talab ilmga shunday beriladiki, u hech narsani ko'rmay qo'yadi. Rohatni ham, farog'atni ham, ayshi-ishratni ham, boshqa narsani ham ko'rmay qo'yadi. Mana shuni jazba deyiladi. Ba'zi odamda oldin suluk bo'ladi. Oldin amal qilib yuradi-yuradi, keyin borib-borib qalbi poklanganda Alloh taolo keyin unga jazbani beradi. Keyin u kishi shunaqangi ibodatga berilib ketadi. Keyin ba'zi odam oddiy yurgan bo'ladi. To'satdan jazba keladi-da, keyin u ibodatga berilib ketadi. To'satdan. Kimdadir suluk bo'lsa-yu, jazba bo'lmasa, yoki jazba bo'lsa-yu suluk bo'lmasa, u murshidlikka yaramaydi. Endi faqat sulukda yurganlar ham bor. Zohirda amal qiladi, sunnatga qo'ldan kelgancha, ammo qalbida o'shanaqa bir olov yonmaydi. U odam solih odam bo'lib o'lib ketaveradi. Ammo murabbiylik qila olmaydi.
Yine bazı adamda cazbe bo'ladi, suluk bo'lmaydi. Yani o kişi kalbinde bir muhabbet paydo bo'ladi ama amelleri sünnetke to'la muvafık tartib bilmeydi. Çünkü onun hali o'zida bo'lmaydi. Allah'ın aşkları bo'ladi shunaqangi. İbadet kıladı ve hakeza kıladı, lakin o adamga ergashmaysiz. Çünkü o sünnetini to'la suluk kılıp olmagan bo'ladi o'zida. Qaysidir xususiyati uchun onun kalbiga o'zini muhabbatini solgan bo'ladi, shu muhabbat bilan o majzub bo'lib ketaveradi. Farzni ado qiladi, Allohga osiylik qilmaydi-yu, lekin kamolot sifatlarini o'zida mehnat bilan mujassam qila olmaydi. Shuning uchun faqat majzub bo'lgan yoki faqat sulukka kirgan odamni murabbiylikka yaramaydi deyiladi. Ham suluk ham jazba bo'lsa, murabbiylikka yaraydi. Qaysi biri afzal birinchi bo'lgani desa ixtilof. Ba'zilar oldin jazba bo'lgani afzal deydi. Ba'zilar oldin suluk bo'lgani afzal deydi. Shunga bu kishi aytadiki, fahum bayna salikin va majzub. O'sha valiyullohlar birlari solik, boshqalari majzub bo'ladilar deydilar. Va muhibdurlar, sevuvchidurlar, sevuluvchidurlar. Ularni Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatida foni qilgan. Foni qilgan degani muhabbatga g'arq bo'lib o'zidan o'zini unutgan. O'zini unutish majnun bo'lish ma'nosida emas, balki o'zining e'tibori qolmagan o'zining nazrida. Alloh taoloning irodasiga, Alloh taoloning xizmatiga to'la fido bo'lgan bo'ladi. Ularni o'zining sifatlarini, asarlarini ko'rish bilan boqiylik bergan ularga. Sifatlarini, asarlari degani asar deb Alloh taoloning sifatlaridan hosil bo'lgan narsalar aytiladi. Hali ko'p keladi kitobda asar degan so'z, asar degan so'z. Masalan, bitta insonni yaratilishi, masalan, bitta inson yaratildi. Shu insonni yaratilishi uchun Alloh taoloning qudrati, ilmi, irodasi taalluq topgan bo'ladi shu odamga. Keyin u odam yaratiladi. Har bir narsada Alloh taoloning qudratini ko'ra olish uning orqasida. Allohning ilmini ko'ra olish va Alloh taoloning sifatlarini, kamol sifatlarini ko'ra olish mana shu sifatlarni mushohadasi deyiladi. Ana shunday mushohada bilan ularni Alloh taolo boqiy qildi deydilar. والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد منبع العلوم والانوار ومعدن المعارف والاسرار ورضي الله تعالى عن اصحابه الابرار واهل ابي واهل بيته الاطهار صلوات وسلام مرسل نبيimiz وسيدimiz مولايimiz محمد صلى الله عليه وسلم ki o kişi ilm ve nurlarning manbasi ediler ma'rifatlar va sirlarning koni ediler shuningdek o kishining ezgu sahabaları ve pak ahli beytlerinden hem Allah razı olsun. Deyip ki, ama ba'd deyip söz yekrediler. Kullu şeyin ve qablehu ve ma'ah fe ilmu tasavvuf ama ba'de kulli şeyin ve qablehu ve ma'ah. Ama ba'd degeni o zaman hamd ve sanadan keyin gaptı hulasasıya kesik. Şimdi şu deseniz deyin o şeyin gaptı özü ama ba'd. Bu yüzden de barcha narsadan keyin yuqorida aytganlarimizdan keyin faqat emas barcha narsadan keyin u bilan birga yu undan oldin ham ya'ni doimo demoqchi. Doimo tasavvuf ilmi ilmlarning eng qadri balandlaridandir. O'rni buyuk va iftixor qilishga eng haqli, eng buyuk, eng faxrli ilmlardandir. Quyoshi va oyi eng porlagan ilmlardandir. Nega shunday bo'lmasin-ki, chunki tasavvuf shariatning mag'zidir, tariqat yo'nalishidir. Mana shu tasavvuf ilmidan haqiqat nurlari porlaydi. Ya'ni kishi masalan boshi yerga qo'yildi, sajda qilgan kishi bo'ldi. Yetti suvagi bilan qiblaga yuzlanishda sunnatni zohiri ado bo'ldi. Subhana robbiyal a'la deyish bilan tildagi sunnat ham ado bo'ldi. Ammo qalbda nima kechyapti shunda? Qalbda o'sha taslim bo'lish, ta'zim va ulug'lash kechyaptimi, yo'qmi? U kechayotgan bo'lsa, u bir kunda 5 marta namoz o'qigan kishi kamida 60 marta sajda qiladi. 60 marta yuzini Alloh uchun yerga qo'yib, Alloh taologa yuzini yerga qo'yib ta'zim bajo keltirayotgan kishi Allohga osiy bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Illo u sajda yolg'on bo'ladi. Agar yolg'on bo'lsagina bo'lishi mumkin. Yoki sajdaning ma'nosini anglamayotgan bo'lsagina bo'lishi mumkin. Masalan, onangiz. Onangiz bilan har kuni ko'rishasiz, ertalab kech payt. Necha marta salom beramiz? Eng ko'p salom bergan odamimizga.
2 metre, 3 metre, 4 metredir, 5 metredir misal üçün. Yok ki anamız bilen kirip görüşemiz, çıkartıp görüşemiz. Şimdi bunu en mihriban insanla kıladı kısa eğer. Yok ki kalan kolunu öpüp görüşedi mesela bazı kişi, tazimen. Yok ki muhabbetten. Neçi metre kılış mümkün şunu? Bir gün 2 metre, 3 metre, lakin 60 metre kıladım, yok. Eğer bir kişi 60 metre Allah Ta'ala'ya sacda kılıyken olsa bir günde. O da yukarı derece gelişip geçiş gerek. Kalbi umuman başka bulup geçiş gerek o adam. Anasıyla her gün 2 metre, 3 metre salon verip girip çıkıyorken adam anasının hakaret kılışı mümkün mü? Yok. Anasının kolunda her gün 5 metre öpüp girip çıkıyorken adam. Taşkarıya çıkıp anası razı olmuyor diye kılışı mümkün mü? Mümkünmez. Meğerem o şey anasının kolunu öpüyorken de o yalgandan buluşu mümkün. Yalgandan bulsa gene taşkarıda anası razı olmuyor diye kılışı mümkün. Lakin bir kişinin sıkıyorduysa anasının kolunu 5 metre öpüyor günlüğe. Şu adam anası gibi amalı kılışı mümkün mü deseyiz, dese yok deseyiz, mümkünmez deseyiz. Fakat yine o yönde kalla buluşu mümkün. Uşuna kalıp anasını aldırıp çıkıp alıp bir yerine kılışı mümkün, münafık oladı. Ama o şey mehir rastan bulsa, ananın narazı kıladığı işine o şey adamdan sadır buluşu mutlaka mümkünmez. Eğer 5 metre kolunu öpüş. Halbuki bu, secdeni aldı da hiç istemez kolunu öpüş. Şimdi kimi ki Allah Subhanehu ve Teala'ya baş eğip 30 metre bir günde ya ki 100 metre nafil okuyordu ya Musa yani. Yüzünü yerge koyup teslim bulayken kişi Allah'ın razılığına karşı yürüyüşü mümkün mü? Mümkünmez. İlla hata kılıp adası bana sakıp koymasa Allah'ın razılığına karşı yürüyüşü mümkünmez. Yürüse o secde yalan o. Ya ki o secdenin meleğini bilme yaptı o. Hüttü ki bulsa ananın kolunu öpüş mehirini ifadesi nasıl? Labbi kolge tekizişten ibaret halas. Üçünü koyup koyar. Aslında o muhabbetini ifadesi, hürmetini ifadesi buruş gerekir. Yani bu kişi ayet mahsup oluyken derselerin değil mi? İlmi için tarikat ilmi, tasavvuf ilmi en şerefli ilimlerden. Çünkü şeriatın mahiyeti şundan çıkadı. Secdenin mahiyetini o şundan topas. Hakikatinin nürleri şundan parlaydı. Yani o şu adamda hakiki teslimlik, hakiki Müslümanlık sıfatı kalbinde bark olur. Tasavvuf o'rgatadi qanday sajda qilishdi. Natijada uni qalbida haqiqiy sajdani inikosi ro'y beradi. U odamni hayotida sajdani ko'rasiz. Ammo biz kirib 5 vaqt namoz tapir-tapir o'qib chiqadigan bo'lsak, chiqib olib birgancha yashaydigan bo'lsak, u namozimiz ilohim soqit o'layotgan bo'lsin-u, mutlaqo samara bermayotgan bo'ladi. Agar tashqarida biz Allohning roziligi bilan yurmayotgan bo'lsak yoki birorta hukmiga Allohni taslim bo'lganimiz kelmayotgan bo'lsa, agar sajda yolg'on bo'ladi. Şu secdeni doğru kılışını örgütedi tasavvuf. Neticede kişinin kalbinde hakikatler nur saçadı. Hakikat ne mi? Bendelik zahir bulur. Hakiki. Hakiki İslam nuru o kişide berk olur. Şunu etmek istiyorlar. Şunun için tasavvuf ilmi şerefli ilimdir. Yani tasavvuf ahallerden bazı bir, ya ki uzun tasavvufken nisbet vergenlerden bazı bir şatahatke verilgen, tasavvuf degende şu yurtlarınlarsa ki alıp hayahı kılıştı bile degen, ya ki raqsga tushadigan odamlarni chiqib qolishi tasavvufga o'zini mansub bilganlardan. Tasavvufni qora qilib qo'ymaslik kerak. 1,5 milliard musulmon, 2 milliard musulmon. Hammasi musulmonchami yashashi? 10% ham chiqmaydi musulmoncha yashayotgan odam. O'zimizni qaraylik, men o'zimizni. 10% odam namoz o'qsa kerak bizda, misol uchun o'zimiz diyorimizni. 10% odammi hammasi shariatga muvofiq yashayaptimi? Yo'q. Demak, u kimdir musulmon bo'lib turib İslam'da dürüst bulmayan halette yürüyen bulsa İslam yaman bu komedi yok. Hut şunindik tasavvufke kimdir mensup bulup durup, özün nisbet verip durup. Üçüne hangi bir almaya alacağı kılalar kısa tasavvuf karab komedi bu bile. Bazı adamlar tezkiyetun nefs, nefs terbiyesi desiz kabul kula diyor, tasavvuf kabul kula mı kadar. Demek ki, ya ki sofilik ne? Sofilik tasavvuf degen sözlerini alabocu kuvalın gen. Bu hamesi kafirlerini taktikası müstemlekeçilerini oyunlarıdır. 5-10'da işte buzuk sofularını tapıp, tasavvuf ahallarını tapıp, şunlarını hemege köz köz kılıp, meşnukhe tasavvufu deyip kürsatıp koyuyor. Bu hüttüki o şu medyanın tasarı da hıcabını huni kürsatken, ya ki sünnetke muvafıkı inişini huni kürsatken kebi bu. Ya ki hayatını sünnetke muvafık kılışını huni kürsatışı var mı? Sakal uzun 8 adamı yapıp çıkıp, to'rt odamni o'ldirtiradi ki mana shu ko'rinishni yomonlashga o'tadi. Yoki hijob kiydirib olib chiqib portlatadi bir joyda. Keyin hijobliklar
ne huni kurtetedi. Bu hamesi medyanın oyunlarından bu körge hasta olup gitken tembihge ihtiyacı olmayan derseler. Tasavvufunu ve sufiliğini yamanatlık kılırsam hud şu tarzda kılınken. Tanki Müslümanlar İslam'ın mahiyetine itibarışmasın şuna kanki yüzeki halette kalışsınlar. Tasavvuf aslında ana şunda ihlasını şekillendiruvchi ilimdir. Aytadılar ki mana şu tasavvuf ilminde yazılgan tasnif qilingan en büyük eserlerden biri Hikam-i Ataiyedir İbn Ataullah Sekenderi'nin hikmetleridir. O şunda hikmet ki o laduni ilimdendir. Allah'ın huzurundan berilgan tartiq qilingan ilimdendir. Rabbani sırlardan ibaret o. Pak fikirler onu bizge ilka kılgen yani nutk kılgen. Ve ceberuti sırlar yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatları, has sıfatlarının sırları bizge ona hikame atayyeni ilka kılgen İbn-i Ataullah. Yani İbn-i Ataullah'ın hikmetleri Allah subhanahu ve ta'ala'nın has ilimlerdendir bendeler gibi edilen. Sadarakla etilgen bu sikim. Mülk var, yani köp geledi hal bu ölmede. Ta böyle ceberutiye deyip diyor. Şunun için ayet koyalımız. Köp geledi bu istilah. Mülk var, melekut var, ceberut var. Mülk zahri alem. Melekut ortadaki batini alem. Gayb alemi melekut değildi. Bu kelesi alem değildi. Ceberut, Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatları, zatı ve sıfatlarının taalluq topmagan holi. Ya'ni mana masalan yerni yaratildi, yer yaratildi, Alloh taoloning xoliqligi yuzaga chiqdi. Oldin ham xoliq edi. Aqidai tahoviyada keladi. Alloh yaratmay turib ham xoliq edi. Rizq bermay turib ham roziq edi. Roziqlik sifati bor edi. Qachonki birovni yaratib, unga rizq bergan paytda roziqligi yuzaga chiqdi, ammo o'z zotida bor edi. G'afforligi, kechiruvchiligi, rahmliligi bor edi. Hali hiç kim günah kılmayı durup, hali hiç kim rahmetke muhtaç bulmayı durup, hali mevcudat bulmayı durup, uzundan başka narsa yok bugün peyitteyim. Hadis-i şerifte geledi Bukhari'nin rivayetlerinde. Kenne Allahu ve la şey'e ma'ah. Allah Ta'ala bar idi, Allah'dan başka hiç narsa yok idi, deydi. Aynen şu Allah Ta'ala bar idi, ondan başka hiç narsa yok idi, bugün halde. Allah'ın hem sıfatları, kemal sıfatları mevcud idi mi? Yok yok, mevcud idi o şey. Yaratuvchiligi yok, başka hem sıfatı mevcud idi. Kaçan ki yaratken peyti de o şey sıfatları yüzege çıktı gönlün ki. Tatbikka uttu yani. Allah Ta'ala'nın mahlukatke sıfatlarının taalluk tapışı bilen mülk ve melekut alamı hasıl buladı. Mahlukatke taalluk tapmagan halde zatının özü yani Allah Ta'ala'nın zatının özü ve sıfatlarını ceberut deyilir. Ceberutiye deyilir. Ceberut diyen şu, yani Allah Ta'ala'nın yer Allah'ın halıklığını ifade etse, halıklığı ceberutten. Yer, mülk. Yerine artıdaki enerji Allah Ta'ala'nın başka ruhu dedi. Melekut bu. İnsan hem mülk ve melekutten ibaret. Ruhu melekutka dair, tenesi mülkke dair. Bu Allah Ta'ala'nın isim ve sıfatlarını zahir bulgeni. Ama şularını itibarga almasından Allah'ın kemal sıfatlarını ve zatını eğer siz inabetke alıp şunu ifade kımakçı olsayız, şunda onu ceberut deyilir. Şunu derleyeyim mi? Vücudu ceberuti deyilir. Esraru ceberutiye degeni ceberut sırlarından degeni Allah Ta'ala'nın özünün has bendelerge belediyen sırlarından dur hikam atayiye deyip. Min şeyhimiz Al-Arabi, Mevla Al-Arabi idi ustazlar netedi. Al-Arabi'den iştiken ben ki şeyhimizden okuşa yeterdiler. Fakih Bunani yeterdi. İbn-i Ataullah Sekenderi'nin hikmetleri sal kaldı vahiyge eylenip geçişi. Eğer Kur'an'dan başka nerse bilen namaz dürüst bugendeydi, hikam bilen bulardı diyenik. Hikam-ı Ataiyyen'i okuşardı. Yani adamlar şu kadar Hikam-ı Ataiyyen'e verilip gitti, yatladı onge. Şuna kanka adamların tırıdan düşmeye kaldı. Onge şahlar yazılgen, izahlar yazılgen ve hakaza. Şu kadar ki adamlar bunu eğer namazda, eğer Kur'an'dan başka neyse dürüst bugünden namazı hem okuşardı demek için buradılar.
Endi bu İbn Acibe dediler ki benim ustazım vasıl. Vasıl degeni Allah Teala'ya yetişken degeni. Yetişken degeni bari koşul gelmez. Başka dersler devam etkenimizdik. Vasıl degeni vısal degen ne degeni? Vısal. Allah Teala'nın marifetiki ve muhabbetiki erişiş, yakınlıkını tüyüş degen. Ana şimdi vasıl ve ariflerden bo'lgan muhakkik ve kamil. Muhakkik degeni şeriatını özde tola tatbik kılgen kişi. Zahur batını bilen. Kamil yetik kişi Muhammed Buzaydi Hasani. Ana şu hikme ata'iyyege bir ortaça bir şahr yazışımı benden soradılar. Şunda yazayım ki, şunda ortaça şahr olsun ki, manasını açıp versin hikmetlerini. Ve onun tüzülüşünü hem cayı koyup versin hikmetlerini, doğru ifadeler versin. Bunda ben Allah Subhanehu ve Teala'nın özünün havlu ve kuvvetine, özünün kudretine yine teyennemen. Ve Allah Teala özünün hikmetinden ve ilminden menge nime açıp verse, ya ki o şu hikmetlerge nime iki münasip bose, o şeylerini menge kilitirişini sonra kalemen. Ustazımın şu etken isteklerini ben becerişke kiriştim. O kişinin rağbetlerine ben cevap verdim. Ümidim şu ki, bu şahını okuyanlar huzur alediler. Ve hemmege menfaati de gel inşallah. Tevfikim fakat Allah Subhanehu ve Teala bilendir. Onun özgegine tevekkül kıldım, özgegine kaytemen. Ben bu şahını İqazul himem fi şarhil hikem. Hikmetlerini şarkıda, himmetlerini uygatış deyip etedim. Allah Subhanehu ve Teala bunu özünün büyük yüzüge halis, özünün zatı için buluşunu nasip eylesin. Nebiyimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı hürmetleri Süleyman. En afzal salavat ve en pak salamlar o kişiye bulsun dediler. Keyin bu mukaddimeden keyin kiriş sözünden aldın. Kiriş sözünden keyin yine bir iki mukaddime kiritlediler. Kitaptan aldın. Şahke kirişten aldın. Vel nukaddim beyne yedeyil kitab mukaddimeteyni İhdâhumâ fî haddi tasavvuf ve mevdu'ihi ve vâdi'ihi ve ismihi ve istimdâdihi ve hukmi şâri'i fîhi ve tasavvuri mesâilihi ve fadîletihi ve nesbetihi ve temaratihi. Kitabki kiriştan alın ikide mukaddime, ikide söz bağışı yani ki ikide mukaddime min takdim kılmak için ben. Birincisi, tasavvufnin tarifi, onun mevzusu, onun asasçısı, onun ismi, onun mesdari menbesi, şeriatning undagi hukmi va uning masalalarining tasavvuri va uning fazilati, nisbati va samarasi haqida so'zlamoqchiman. Birinchi muqaddimada. Bu ulamolarning odati mashhur bayt bor. Inna mabadi'a kulli fannin 10 al-hadd wal-mawdu'u thumma ath-thamara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi' wal-ismu al-istimdadu hukmu ash-shari' مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن فمن در الجميع هذا الشرف. Her kandı ilimge kirişten aldın ulamalar şu ilim bilen tanıştırış üçün o şu ilimge ait 10 ta mabadi yani birlemçi düşüncelerini takdim kılgeller. Birincisi bu İbn Ataullah'ın tertipleri de Beyt'te giden teşkar. İbn Ataullah'ın tertipleri de birincisi had yani tarif. Tarif şu ki tarif bir narsani tasavvurini beruvchi sözler majmuasi. Mesela olma desa nima u olma desa shu daraxtda pishadigan qizil sariq bo'ladigan hul meva deb aytish mumkin. Tarifni ham uzun shartlari bor, endi u uzun gap. Tarifdan maqsad nima bo'ladi? Yo o'sha narsaning mohiyatini anglatish bo'ladi. Yo o'sha narsani boshqa narsalardan ajratib berish bo'ladi. İkide böyle tarifinden maksat. Yo, tariflenirken narsanın mahiyetini anlatıp veriş. Mesela insan kanaka can zat deyse, insan özü ne mi diyen soru doğrusu, mantıkıyla yani meşhur tarifi var, fikir lauçu can zat deydi. Hayvan unatık deydi. Fikir lauçu can zat deydi. İnsanın mahiyetini aç veriş şu yetişken. Ne mi ki mahiyetini, hakikatini aç verirse, tarifinin birinci maksadı şu. İkinci maksadı başka narsalardan ajratib berish. Mesela Pepsi Cola kanaka suv desa siz unga
Pepsi kanaka su dese, suyuk narsa deseniz tarif olmuyor mu? Fanta hem suyuk, mango hem suyuk, su hem suyuk. Sun acırat bir ama deyiz. Pepsi'nin ne mi o Pepsi deyip sorarsa o kara, gazlı falan falan hususiyetli içimlikdir deseniz Pepsi hemesinden acırat çıksa şundaki o işe tarif bulur. Başka meselelerden acırat yani ki onun mahiyetinden geçiş bulur. Tasavvufunu, tarifini verir. Kendisi mavzusu, yani o kaysa meselelerinin üstünde söz yürütedi. Yani ne hakkında yapılır desiyen bulur. Keyin asosçısı kim asos olgan fen sıfatı da unga. Onun ismi, o şey fenin ismi. Keyin alınadigan masdar kaydan alınadı bu ilim. Mesela maddada alınadı mı? İnsan tanesinde alınadı mı? Yani ki Kur'an'da alınadı mı? Sünnet'te alınadı mı? Kayda alınadı o. Ve şeriatın hükmü keyin. Şu ilim bilen şugullanış, şu ilmi organiş, organişinin hükmü. Ve meselelerinin tasavvur kengisi. Yani o şey ilminin türlü meseleleri var. Şu meselelerini yaratıp veriş. Mesela fiqh olsa fiqhta namaz, namaz nimeligini yaratıp veriş. Ve onun mesela namaz nimelerden ibaret. Nime muammaları var. Ha? Şu meselelerini yaratış. Keyin fazileti. Çünkü her kendi adam ilimge kirişten alın bir ilimge. O şey ilimin faziletini biliş gerek. Örgensem, menge bir arada bundan bir nesil fazilet hasıl buladı mı? O ilim mi? Başka ilimlerin arasındaki oranı kanaka bunu. Diyen saval tuğuladı. Şimdi onun fazileti bayan kılınadı. Nisbeti mensubliği ve semeresi. Nisbeti diyen başka ilimlerge nisbet kanaka. Mesela matematike, fizikeye taallukli, dıma cahattan taallukli, ha? Polon nesneye taallukli, ya dıma cahattan taallukli, şu nesnelerin başka ilimlerge münasebetini biliş. Mesela hadis ilmi, kanaka ilim. Fiqhga qanday taalluqi bor, Qur'onga qanday taalluqi bor va hokazo. Nisbatini bilish. Va uning samarasi, hosilasini bilish. Xo'p, bu ilmni egallasam, amal qilsam yoki nimaga erishaman men? Nima hosil bo'ladi menda qo'shimcha desa, shu narsani bayon qilish. Shu narsalarni biz hozir bayon qilamiz birinchi muqaddimada. Ikkinchi muqaddima deydilar. Shayxning tarjimai hollari va u kishining go'zal sifatlarining zikri. Endi tarifiga keladigan bo'lsak, Junayd aytadilar-ki, "An yumitaka al-haqqu ank va yuhyika bih." Tasavvuf nima desa, Junayd aytadilar-ki, "Alloh subhanahu va taolo seni o'zingdan o'ldirishi, o'zi bilan seni tirik qilishi. Seni o'zingdan o'ldirish, ya'ni sen o'zingdan foniy bo'lishing." Biz Qushayriya darsida fanoni baqoni o'tdik. Bir qancha ma'nolari bor. Fanoni bir qancha suratlari va darajalari bor. Biz nimada aytib o'tdik, Qushayriyada. O'shundan eshitib olsa bo'ladi. Fano demoqchi. Alisher Navoiyning Sonut Tayri ham shu fanoni hikoyasi uchun yozilgan. Va yuhyika bih bu baqo. An yumitaka ank fano. Va yuhyika bih baqo. O'zingdan o'ldirishi, ya'ni o'zingdan o'lishing, o'zingni nazdingda o'zing o'lgan bo'lasan go'yoki, yoki nafsing o'lgan bo'ladi, qisqaroq aytadigan bo'lsak, soddaroq. O'zliging ketib, o'zligingni o'rniga Alloh subhanahu va taoloning irodasi joylashgan bo'ladi. Bu fano va yuhyika bih Alloh bilan qolishing. Alloh bilan yashaydigan bo'lish, hayoting Alloh bilan bo'lish. Alloh bilan tirik bo'lishing. Bu baqo deyiladi. Yana boshqa bir o'rinda aytgan ekanlarki, أن تكون مع الله بلا علاقة. الله سبحانه وتعالى بلن بورشين علاقسز. لما ديان علاقسز ديان سببسز. يعني الله تعالى الله بوغان وچن سغنشين. سينجا بلان نسان بيريان وچن مز. سينجا بلان نسان قلب بيريش وچن مز. سببسز الله كبالانش. صف بندلق نو اوزي بلن. يعني باشقا بر تعرفتا. وقيل وقيل قطار كلا دا تعرف لر. يعني باشقا بر تعرفتا تدلر كي الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. برچة عالي جناب أخلاق لرجع كرشش. برچة تبان أخلاق لردن خلق لردن خارج بولش چكش. باشقا بر تعريفته هو أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم مع قوم كرام. تصوف نمادسة عالي جناب أخلاق لردر. محترم بر وقتة ظاهر بولده.
mükerrem kişiler bilen birge. Yani zamanını kerim deyilişine sebep kımmet baha demek için. Kımmet baha bir vakitte, yani vakitini ganimet bilish bilen sadır buladı. Güzel ahlaklar Ali Cenab insanların arasında bulur. Bundan sülükte şerikler buluşu nezarda tutuşken. Yani meşayihlerinin kolu da terbiye tapışını nezarda tutuşken. Ma'a kavmin kerimden, kiramdan murad. Ali Cenab kavm bilen hasıl buladı bu deyişte murad. Meşayihlerinin kolu da terbiye tapışı bilen buladı demek ki buladı. Yine bir tarifi. Elle temlike şey'en ve la yemlikuke şey. Yani ki la yemlik ve la yumlek dedi. Birer nersiye ege olmazdikin, birer nersesine ege olmazdikin. Dolayısıyla Allah'ın mülküge eylenedi, başka nersi onge dâhil kımaydı. Birer nersiye ege olmaydı. Birer nersi hem onge ege bulalmaydı. Allah'dan başka demekçi yani. Yani tola hur buladı, Allah'ın tola itaatli bendesi buluş bilen. Hatta nefsi hem onge ege olalmaydı, şeytan hem onge ege olalmaydı. Başka insanlar hem onge ege bulalmaydı. Birer de tizim onge ege bulalmaydı. Şunindek o hem bir nesneye ege olmaydı. Koludegi hemen tasarrufu Allah'ın iradesine göre buladı. Uzunun nefsi için birer nesneye tasarruf kılmaydı. Yine bir tarifi, istirsalun nefsi ma'allahi ala ma yurid. Nefsini Allah subhanahu ve ta'ala istegen nersege koyup yubarış. İnsan özünü Allah istegen nersege teşleşliği. Et-tasavvuf mebniyun ala thalâthi khisal. Başka bir tarifte. Et-temessuku bil-fakr vel-iftikar ve et-tahakkuku bil-bezli vel-i'thar ve terkut-tedbiri vel-ihtiyar. Tasavvuf üç nersenin üstüye kurulat dediler. Bu tarif ki okşagen bu. Üçte bu taksim bilen tarifleş deyiledi bunu. Tasavvuf üç nersenin üstüye, üçte hıslat üstüye kurulat. Fakru muhtaclikini özde tutuş. Bu yerdeki fakru muhtaclikden murad Allah Ta'ala'nın özüge gene hacetini salış ve daima muhtaclikini kıskılıp duruş. Özüde hiç nersene bar deyip tüymeslik. Bar bosayan. O çünkü fakir, pul olsayan fakir oladı o. Demek ki çünkü o özününki bulmaydı. Bezlu İsar'ını yüzege çıkarış. Bezl deyip töküp saçıp insan mol birişine etledi. Barını biriş. İsar başkanı uzdan afzal görüş. Barını biriş ve başkanı uzdan afzal görüş. İkinci kıslet. Birinci kıslet fakru iftikar. İkincisi barını biriş ve başkanı uzdan üstün görüş. Afzal görüş. Afzal görüş degeni uzundan başkanı mukaddem koyuş manasıdır. Üçüncü kıslet tedbir ve ihtiyarını terk kılış. Yani Allah Ta'ala'nın tedbiriyle uzunu taşlaş. Bu yev yatış, dengeselik, hiç de sıkmaya koyuşmaz. Bende hemen tasarrufu da Allah Ta'ala'nın ihtiyarı da tutadı uzun. Yine başka bir tarifte, el-ekhdu bil-hakaiq vel-iyyasu amma mimma fi eydil halaiq. Hakikatlerini, yani şeriatinin hakikati bugün mahiyetini mahkem tutuş. Ve adamlarını kolu digi nerseden na umid buluş. Başka bir tarifte zikrun ma ictima' ve vecdun ma istima' ve amelun ma ittiba'. Adamlarının arasında hem Allah'ını zikir kılıp duruş. Yani kişiler bilen buluşu, başka işler bilen şugullanışı da zikirden çalgım edigen buluş. Kalbi daim zikirde bulup duruş. Allah'ın kelamını yani ki bir vaazını eşitken peyitte şundan kalbide bir alav payda buluşu, vacid, muhabbet payda buluşu. Muhabbet coş uruşu diyen. Ve amelun ma'attiba sünnetke tuğla irgeşip emel kılış. Başka bir tarifte, el inâkatu ala bâbil habibi ve intarad. Mahbub, habib, hayda bir yubarsa hem eşigini astıda yatış. İnaqa deyip oza aslı tüyanı çöktürüşte etedi. Tüyanı çöktürüp o şeyi konuş. Bu yerde etmek şükürleri mahbub haydese hem eşiginin aslından gitmeslik. Elbette bu, ne demek yani bu? Yani Allah Ta'ala'ya tuğla
bendeligini izhar kılıp teslim buluş, musibet kese hem ibadetten çalılmaslik. Feth birmesi hem zikirden tuhtamaslik. Ve hakeza. Safvatul kurb ma'a kudratil bu'd. Allah subhanehu ve ta'ala'ya yakınlık bilen saf buluş. Ba'de kudratil bu'd. Uzak buluştan kirlengenden keyin. Allah'dan uzaklık bilen kirlengenden keyin, bulgangenden keyin kişi. Allah'a yakın bulun, yakın buluş bilen saflanışı şu tasavvuftur. El culusu ma'allahi bile hem başka tarif. Allah subhanehu ve ta'ala'nın zikrini kılıp oturarken Allah'dan başkanı oylemeye oturuş. Bu yerde el culusu ma'allahi bile hemden murat Allah'dan başkanın teşvişini kılmaktan daim Allah bilen oturuş demek. Yani daim Allah'ın zikrinde buluş demek. Başka bir tarif. Huve l'ismetu min ru'yetil kevn. Kaun degani varlık degani. Varlıktan murat, kaundan murat kun bilen payda bo'lgan narsalar. Yani Allah'dan başka hemen narsa. Varlıktaki hemen narsa kun bilen bo'lgani uchun, Allah bol deyishi bilen bo'lgani uchun hammasini bitta qilib kaun deyiladi. Varlık deyishadi. Al-ismatu an ru'yatil kaun degani Allah'dan başkanı ko'rishdan masum bo'lish. Allah'dan başkanı ko'rishdan pok bo'lish. Ko'rishdan murat bir ko'z bilen ko'rishmas. Kalb bilen görüş. Kalbi de Allah'dan başkanı urnu kalmasıdaki degen. Onun içine adamlar hem kiredi, kettesi hem kiredi, kiçkinesi hem kiredi, yemeğem kiredi, içmeğem kiredi, turmağem hemen arsa kiredi. Bu dünyadan geçişirken, tasavvuf bulmasam, dünyada saadet görmerken onu adam, onu kadar adam değil miydi? Belki bu narsalar kalpte urnu tutmasıdaki. İtibarı şu yerde. Şu için kalbini görmesıdaki. Kasırda yaşasa ham, kasırının onge ahemiyeti yok. Külbede yaşasa ham şu, katta olan kese ham, şaşlı kese ham bir. Katta adam ham, küçük adam ham bir uç. Buna bir insanla mesela delik uygulamak şey olsa ham, Allah Ta'ala'nın muhabbeti yani ki Allah Ta'ala'nın mezanı itibarından uygulaydı. Doğrudan doğru uzunu şahs bugün üçünmez, o şahs üçünmez. Bir insonga bog'lansa ham Allohga bog'lanish vosita sifatida bog'lanadi. Yoki Alloh taolo bog'lanishni buyurgani uchun bog'lanadi va hokazo. Ya'ni hamma xatti-harakati, sakonati hammasi Alloh taoloning o'ziga bog'lanib qoladi. Boshqa aloqa qolmaydi. Boshqa aloqalar o'sha Allohga bo'lgan aloqasi ortidan aloqa bo'lib chiqadi ular. Allohga bo'lgan aloqasi nuqtai nazardan bog'lanadi boshqalarga ham. Shudur tasavvuf deydilar. Endi tariflerine ettiler, kıyla kıyla hemesi tarif. Lekin hemesini cemlep kesiyiz. Ulamalar etken, sidku teveccühü ilallah. Allah Ta'ala'ya çin kalpten yüzleniş. Bunda en kette tosuk bizde men buladı. Adam uzun yaş göredi. O şey menden keçme günçe kişi, onge zikre ham, başka ameller ham, hakiki semerini bir almaydı. O şey menini yoka düştün, Ali İbn-i Acibe'ye büyürülgen, o şeyin işte büyürüledi, yakıdı. Yani şunun yoksa yani bazı bir tedbirlerini ulamalar kıladı. Şimdi ayet edilir ki sofiyi, sadık sofiyinin alametleri ne mi? Dese, bay bugünden kin fakir bub kaladı. Aziz bugünden kin har buladı. Meşhurlikden kin mahfirlik kötüldü. Yani şunu isteşliği o. Bazı bir adam, mesela İbn-i Acibe'nin özü meşhur oluyor. Lekin özü mahfirliğini hal eden, o şey itibarlı. Ozu boy bo'lganlar haqiqatda keyin hammasini berib olgan. Hatto kitoblarini ham sotib olgan ekanlar İbn Acib. İbn Acib hatto kitoblarini ham sotib olgan. Azizlikdan keyin xor bo'ladi degani azizlikdan keyin xorlikni tanlaydi. Alloh bab az qilib qo'yishi mumkin. Lekin uni tanlash shunday bo'ladi. Bu gaplarni nima uchun aytishadi? Buni aksi bo'lgan sufiylik da'vogari bo'lgan yolg'on sufilarni ajratib berish uchun aytishadi buni. Uchinchi aytibdiki yolg'on sufiyning, yolg'onchi sufiyning alomati kambag'allikdan keyin boy bo'lib ketadi. Xorlikdan keyin azizlik, nomnishonsizlikdan keyin mashhurlikka o'tadi. Ya'ni kimiki agar tariqat egasiman deb yoki bir tarbiya egasiman deb yoki shu yo'lni odamlarga ta'lim beraman deb chiqsa-yu, shuhratga intilsa u yolg'onchi. Boylikka to'plashga intilsa u ham yolg'onchi. Odamlarning orasida aziz bo'lishga o'zini yuqori
ko'rishga intilsa u ham yolg'onchi. Lekin Alloh taolo azib qo'yishi mumkin. Masalan, Hazrat Naqshband aziz bo'lganlaridek, Xo'ja Ahror Vali boy bo'lganidek, Ibn Ajiban o'zi mashhur bo'lganidek bo'lishi mumkin. Lekin bu uni istamagan holatida bo'ladi. Agar istayotgan bo'lsa, bilinki u kishi yolg'on. Yolg'onchi u kishi. Husayn ibn Mansur aytadi deydi. Ya'ni Hallojni aytadi. As-sufi vahidun fi zat la yaqbaluhu ahad va la yaqbalu ahadan. Sufi o'zini zotida, o'zini shaxsida yagona bo'ladi. Birov uni qabul qila olmaydi, u ham birovni qabul qila olmaydi. Bu qaysi ma'noda? Ya'ni u faqat Allohga bog'langan bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa bog'langanidan qalbiga hech kim joy ola olmaydi. Muhabbat qo'yishi yaxshi ko'rishi mumkin. Allohning muhabbatidan g'alaba qila olmaydi hech kimni muhabbat. Hech kimga aloqasi Allohning muhabbatini bosib keta olmaydi u odamga degan ma'noda. U degani hamma bilan urushadi, yakamahon bo'lib yashaydi degan emas bu. Buni qalbi Allohdan boshqani sig'dirmaydi. Insonlarni yaxshi ko'rish mumkin, ovqatni yaxshi ko'rish mumkin u narsalar. Insonga yoqish ma'nosida. Ammo qalbini egallagan harakatlantiruvchi kuch faqat Alloh bo'lib qoladi. Yana bir ta'rifda aytiladiki, as-sufiyyu kal-ardi yutrahu alayhi kullu qabih va la yakhruju minhu illa kullu malih. Sufi bir yerga o'xshaydi. Yerga o'xshaydiki, unga kishilar har qanday yomon narsani tashlaydi, u kishilarga faqat yaxshi narsani chiqarib beradi. Mana bu sufiylikdir. وَيَطَوْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ يَخْشُ يَمَنْ اُنِ تِبَلَبْ كَتُولَدِ Yerini yani. Bu ne degeni? Bu insan hamadan söküşü eşitip yaşaydı degeni mi? Bu kişilerin aziyetini kötarı uçup oladı degeni. Sökkenge söküş bilen cevap vermeydi. Hakaret kıyenge hakaret bilen cevap vermeydi. Belki yaxşı söz bilen cevap verirdi. Malını uğurlayanı bari malını uğurlamaydı. Hıyanet kıyenge hıyanet kıymaydı. Aldaganni aldamaydi. Ma'nosi shu. Yer shunaqa-ku, yerga masalan siz tezak tashlaysiz, axlatingizni tashlaysiz, yerdan faqat biz foyda olamiz keyin. Sufi ham shunday bo'ladi. Ya'ni haqiqiy oliy janob odamiyligi yetuk bo'lgan inson bo'ladi. Bu Qur'oni Karimni ta'rif. Yadfa'u sayyi'ata bil hasana, yaxshi yomonlikni yaxshilik bilan qaytaradi deydi. Xuddi shu. Yomonlik yaxshilikni yaxshilik bilan qaytarish, yaxshilikni yaxshilik qaytarish u mushuyda ham itda ham bor narsa u. Ammo yomonlikka yaxshilik qaytarish mana bu insoniylik, shu odamiylikdir. Sufiylik mana shudir deyaptilar. Yana aytar ekanlarki, min aqbahi kulli qabih sufiyun shahih. Xunuk narsalardan ham eng xunugi baxil sufiydir. Qizg'onchiq sufi nimaga? Sufiylik aslında kalpten dünyanı çıkarıp alıştık idi. Ama bakırlık dünyanı yaş görüşten çıkardı. Hemen durup komakçı oladı da uzun ki. Kızganış, öşe narsaki egellikini uzun da tutup duruşta istek eden kep çıkardı. Uzun da tutup duruş isteği öşe narsanın yaş görüşten kep çıkardı. O narsanın yaş görüş dünyanın muhabbetidir. Sufiylik dünyanın muhabbetten keçişti üstüye kurulgen uz. Binabarın en konik narsa kızgançık sufiydir. Ya'ni kimiki tasavvufni da'vo qilsa, u qizg'onchiq bo'lsa, yolg'onchidir. O'ta xunuk holat. Mayli qizg'onchiq bo'lsa, baxil bo'lsa ham, lekin sufiylikni da'vo qilmasin. Sunnatga muvofiqlikni da'vo qilmasin, chunki sunnatga muvofiq emas, u sunnatga xilof. Rasul akram alayhi salatu vasallam biror kishi bir narsani talab qilsa yo'q demasdilar dedi. Ayni tasavvufda murod shu axloqni topish. Biz gapirib qo'yaveramiz, lekin o'zimiz qilmaymiz-da. Tasavvuf shuni qilishni o'rgatadi, farq shu yerda. Mana hadis o'qiymiz, Buxoriyni o'qiymiz, Muslimni o'qiymiz, boshqa tafsirlarda mana oyatrauna bil hasanati sayyi'a. Yaxshilikni yomonlikni yaxshilik bilan qaytaradilar. Oyat karimada o'qiymiz, tafsir qilamiz, gapiramiz. Lekin birov bizni haqorat qilsa chidolmaymiz. Nafaqat yaxshilik bilan qaytaramiz, sukut qilishga chidolmaymiz. Javobsiz qoldirishga ham chidolmaymiz. Natijada bizda ilm bor, amal yo'q. Ana shu amalni va ixlosni shakllantirish uchun tasavvuf shug'ullanadi, xos. Chunki u biladi, siz bilasiz, masalan, siz yaxshilikni, yomonlikni yaxshilik bilan qaytarish kerakligini bilasiz, lekin qilmayapmiz shuni.
qilishni o'rgatadi tasavvuf. Saxovatni maqtaymiz, ammo o'zimiz baxillik qilib qo'yamiz. Saxovatni o'rgatadi keyin qanday qilishni. Va hokazo. Shibli aytgan ekanlarki, "As-sufiyyu munqati'un 'anil xalq, muttasilun bil haqq." Liqawlihi ta'ala wastana'tuka li nafsi. Sufi odamlardan, xalqdan, maxluqotdan uzilgan Haq subhanahu va taoloni o'ziga tutashgan bo'ladi, o'ziga bog'langan bo'ladi. Allohdan boshqadan uzilgan Allohning o'ziga bog'langan bo'ladi. Musa alayhisalom kabiki Alloh Musa alayhisalomni vastana'tuka li nafsi, seni o'zim uchun tayyorlaganman degan. Allohdan boshqa narsa u kishining qalbida bo'lmagan. Shuning uchun u kishini tanlagan. Holbuki Musa alayhisalom sodda odam bo'lganlar. Gapga ham chechan bo'lmagan. Hayajonga tushsa yoki bir narsani gapiraman desa tili tutilib qoladigan bo'lgan. Tutqanoq ma'nosida yoki chuchuk ma'nosida emas. Tortinchoqligidan. Gapini to'la bir ifodalab beradigan bir haligi tili burroq odam bo'lmaganlar. Harun akalari shunaqa tili burroq bo'lgan, yetuk bo'lgan. Ammo Musa alayhisalomni tanlagan Alloh taolo. Nimaga? Qalbiga qaragan, tiliga emas. Ostonatu o'zim uchun seni hozirladim degani shu. Shuning uchun dengizga oqib ketganini ham Alloh zikr qiladi. Oying oqizib yuborganida seni bahrga, seni dushmaning tutib olgan paytida va hokazo deb ne'matlarni zikr qiladi-yu Alloh taolo. Ya'ni har bir holatingni men o'zim nigohimda, nazarimda tutganman, o'zimga tayyorladim seni degan. Sufi ana shunday odam, Alloh uchun tayyorlangan odam bo'ladi u. Demoqchilar. Musa alayhisalom o'sha Harun akam Harun mendan ko'ra tili burro, fasih, maqsadini yaxshi yetkazib beradi. Buni men bilan birga yuborgin yoki uni payg'ambar qilgin deb so'ragan paytlarida Alloh taolam mayli borsin sen bilan vazir bo'lib degani. Lekin Firavun Firavunni oldiga borishganda kim gapirgan? Yana Musa alayhisalom gapirgan. Biror joyda bormi qola Harun degan joy? Yo'q. Biror joyda Harun alayhisalom yo'q. Yana Musa alayhisalom gapirgan. Faqat o'kishi dal deb turgan xolos. Demak, ana shu nima uchun tanlangan desa, Musa alayhisalom. Alloh o'zi uchun tanlagan, o'zi uchun tayyorlagan odam bo'lgan sufi ana shunday odam bo'ladi. Demak, unda biz bola chaqamiz nima bo'ladi, dunyoyimiz nima bo'ladi, va hokazoimiz nima bo'ladi degan g'am qilgan odam bo'lsa, u odamga kirmay qo'yaring bu yo'lga deyiladi. Kimiki Allohga o'zini atasa, keyin shu odam kiradi. Endi u atadi degani dunyo ne'matdan mahrum bo'ldi degani emas. Har qancha ne'matdan foydalanish mumkin. Sahoba ikromlar kabi. To'tta uylanmaydimi? 70 ta farzand ko'rmaydimi? Uy joy qilib yangi shaharlar qurmaydimi? Sahobalar Kufani qurgan, Basrani qurgani kabi. Qolaversin, qolaversin. Lekin shu narsalarni hojat sifatida qilish bilan ularga ishqivoz bo'lib, oshiq bo'lib qilishni farqi bo'ladi. Ko'ngil qo'yishni farqi bo'ladi. Ko'ngil qo'yish Allohdan uzoqlashtiradi birinchi, ikkinchi fasodga olib keladi. Doim aytganimizdek, dunyoni muhabbat harob qiladi. Bir tomondan obod qiladi, ikkinchi tomondan harob qiladi. Faqat obod bo'lishi uchun xizmat qiladi agar bu yo'lni tutsa kishilar. Ammo harob qilishga o'tmaydi. Vastanatuka li nafsida aytganidek, xalqdan uzilgan, haqqa bog'langan bo'ladi. Yana aytayotganlarki, Imom Shibli Sufiylar Alloh subhanahu va taoloning qo'ynidagi bolalarga bolalardir deydi. Allohning bolasi emas albatta. Alloh taoloning qo'ynidagi bolalardir. Bolalardir deyishdan murod bolalardir, go'daklardir demoqchi. Sufiylar Alloh taoloning panohidagi, Alloh taoloning nima deymiz, bag'ridagi, qo'ynidagi go'daklardir. Go'daklardir deyishdan murod Alloh taolo o'zi tarbiya qiladi demoqchi. Bag'rida yoki qo'ynida deyishdan murod Alloh taoloning o'zining inoyatida. Alloh taoloning o'zining pushti panohida degani. Yana go'daklardir deb ifodalashdan murod Allohning erka bandalari bo'ladi degan. Alloh taoloning erka bandalari bo'ladi, Allohga yaqin bo'ladi deyishgan degan ma'noda. Yana aytarkanlarki, sufiyni yer ko'tarib tura olmaydi. Osmon unga soya sola olmaydi. Uni borliq qamray olmaydi dedilar. Nasimini bir bayti bor, kavnu makona sig'mazam deydi. Kavnu makona sig'mazam.
Benge sığar iki cihan, men bu cihana sığmazam dedi. Menge kere dünya sığa diyor, menge bu dünya, bir kere dünyaya sığmayayım ben dedi. Cevhar la mekan menem, kevnu mekana sığmazam dedi. Cevhar la mekan menem diyen Allah Ta'ala yaratken has bir gevhar men ki kevnu mekana sığmayayım. Bu gebne yetişti Murat, özünü şahsına etmek için olmayıdı belki. Bazı da şahsına yetişti mümkün. Yani ki umumi ruhunun keçinmesine etiyken bu. Başkaları da hem şuna hak etmedi. Şu ruh, şu kebi buladı. Başka ruh, şu ruh değil gelirdi de hem. Nasimini hem katıl kılışken hallacı kavuşadı. Lakin şuna hangi arifana beytleri var. Benge sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazım. Cevher la mekan menem, kevnu mekana sığmazım. Sureti kör beyan ile çünkü beyana sığmazam dedi. Beni sen eğer tanımak için olsun, uzun karab tanımal. Çünkü ben beyana sığmayayım ben dedi. Ana şu dedi sufını bu kişi. Şeyh Zarruk radıyallahu anhu etken ekeller ki قَدْ حُدَّ التَّصَوُّفُ وَرُسِمْ وَفُسِّرَ بِوُجُوهٍ تَبْلُغُ نَحْوَ الْأَلْفَيْنِ تَرْجِعُ كُلُّهَا لِصِدْقِ التَّوَجُّهِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا هِيَ وُجُوهٌ فِيهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. Tasavvufunu tarifine ettiler, resmine ettiler. Had deyip, zati sıfatları bilen tariflesiz had deydi. Zati bu megan sıfatları bilen tariflesiz resim deydi. Tasavvufunu zati sıfatları bilen ya ki, zati bu megan sıfatları bilen tariflendi. Tefsir hem kılıp yaratıp verildi. Neticede 2000'den artık tarif çıktı, 2000'e yakın. Lekin hammasini xulosasi, hammasini negizidagi yoki hammasi aytmoqchi bo'lgan narsa Alloh taologa sodiq yuzlanishdan iboratdir xolos. Ana u 2000 ta'rif o'sha sodiq yuzlanishning turlicha ko'rinishlaridir xolos. Keyin aytarkanlarki zarruq wal ikhtilafu fil haqiqati al wahidati in kathur dalla ala bu'di idroki jumlatiha. Bir narsaning haqiqati, mohiyati ustida agar ixtilob bo'lib, ko'p ta'riflar aytiladigan bo'lsa, bu o'sha narsaning mohiyatini anglash, idrok qilish qiyinligidan uzoqligidandir. In huwa raja li aslin wahidin yatadammanu jumlata ma qila fiha kanat al-ibaratu anhu bihasabi ma fuhima minhu. Ya'ni tasavvufning mohiyatini anglatishda turlicha ta'riflar aytilgani uni mohiyatini idrok qilish qiyinligidan o'ta ham chuqurligidan. Keyin o'sha ta'riflarning hammasi bitta o'zakka qaytishi, tavajjuh ilalloh dedi, usidqut tavajjuh ilalloh. Bitta o'zakka qaytishidan bilamizki, har kim o'zi fahmlagan holatida o'ziga yarasha ta'rif aytganini bilamiz. Haqiqati bitta o'zi asli chuqurligidan ta'rif ko'payib ketgan. Lekin haqiqati bitta bo'lib turib turlicha ta'rif chiqqani uning uchun fahmlarining, idroklarining turlicha bo'lganidan, darajasi har xil bo'lganidan, har kim o'zi topganini ta'rif qilib aytganidan. Wa jumlatul aqwali waqi'atun ala tafasilihi wa i'tibari kulli wahidin ala hasabi mithalihi. O'sha gaplarning umumiysi oladigan bo'lsak, tasavvufning tafsilotlarini aytishdan iborat. Ega olmaydi bir narsaga, biroq unga ega olmaydi. Ha? Allohdan boshqadan uzilgan bo'ladi, Allohga bog'langan bo'ladi. Yo'inki, Alloh seni o'zingdan o'ldirib, o'zi bilan yashatishdir, misol uchun. Va hokazo. Hammasi tasavvufning tafsilotlaridir. Har birining qiyosi misoliga yarasha bo'ladi. Har birining qiyosi, har bir kishining qiyosi o'zining misoliga yarasha bo'ladi. Amalan va halan va zavqan. Ya'ni amalda ham, holda ham, zavqda ham. Chunki tasavvuf bu totiladigan narsa. Inson uni ruhida his qiladi, qalbida his qiladi, til bilan aytish qiyin hamma narsasini. Har kim o'zi his qilgan, o'zi topgan holi, o'zi qilgan amaliga ko'ra, o'zining holatiga ko'ra tasavvufni ta'riflagan bo'ladi deydilar. وغير ذلك ومن مشقين والاختلاف في التصوف من ذلك تصوف نتعرف دقي اختلاف شنن كيف تشقن فمن أجل ذلك
الحق الحافظ أبو نعيم رحمه الله بغالب أهل حليته عند تحلية كل شخص قولا من أقوالهم يناسب حاله قائلا: وقيل إن التصوف كذا، فاقتضى أن كل من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوف، وأن تصوف كل أحد صدق توجهه. فافهم zarur. Tasavvufna tariflari turlicha bo'lgani shundan, hammani zavqi har xil, hammani amali har xil, hammani holi har xilligidan. Shuning uchun Hofiz Abu Nuaym katta muhaddislardan, Hilyatul Avliyoni egalari o'zlarini shu Hilyatul Avliyo kitoblarida har bir shaxsni tarjimai holini keltirarkanlar, uning gaplaridan ham misol keltirgan. Bu odam bu bobda, tasavvuf bobida undoq degan, bundoq degan degan gaplarini naql qilganlar. O'zini holiga, o'sha tarjimai holi aytilayotgan kishining holiga munosib uning so'zlarini keltirganlar. Bu kishi aytmoqchiki, hozir Abu Nuaym rahmatullohi alayh har bir shaxsni tarjimai holini berarkan Hilyatul Avliyoda, har bir kishini o'zini holiga munosib so'zlardan keltiradilar va oxirida aytadiki, tasavvuf undoq deganidir, bundoq deganidir, unaqadir, bunaqadir degan ta'riflarni aytadi. Bu nimani taqozo qiladi? Har kim Alloh subhanahu va taologa yuzlanishdagi sodiqligini miqdoricha, sodiqlikdan nasibasi qancha bo'lsa, tasavvufdan shuncha nasibasi bor, shunga yarasha gapirgan bo'ladi. Yana aytarkanlarki, endi tasavvufda, tasavvuf shu Alloh taologa sidqi dildan, sodiqlik bilan yuzlanish bo'lsa, u qanday bo'ladi, uni shartlari qandoq desa, bir qoida aytadilar. Zarruq. Qoidatu sidqi tawajjuh mashrutun bi kawnihi min haythu yardahu al-haqqu ta'ala va bima yardahu. Sidqi tawajjuh, ya'ni Alloh taologa yuzlanishning sodiqligini sharti nima desa, bu sodiqlik Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgan suratda, Alloh rozi bo'lgan narsada bo'lishidir. Shu narsa bilan bo'lishi shart qilinadi. Ya'ni qachon sidqu tavajjuh, Allohga sodiqlik bilan yuzlanish hosil bo'ladi? Alloh taolo xohlagan narsani qilish, Alloh xohlagandek qilish. Alloh rozi bo'lgan narsani qilish, Alloh rozi bo'ladigan qilib qilish. Soddaroq aytadigan bo'lsak, ya'ni namoz o'qish, Alloh rozi bo'lgan narsani qilish, Alloh rozi bo'ladigan qilib qilish ikkinchi shart. Sadaqa qilish Alloh rozi bo'ladigan ish, uni qilish, lekin uni Alloh rozi bo'ladigan suratda, holatda qilish. Ilm olish Alloh rozi bo'ladigan ish, shu ishni o'zini qilishni o'zi, ilm olishni o'zi rozilik beradimi? Yo'q. O'sha rozilik, Alloh rozi bo'ladigan ishni Alloh rozi bo'ladigan kayfiyatda, suratda qilish va hokazo. Endi o'sha nimagaki bir narsa shart qilingan bo'lsa, o'sha sharti topilmasa u narsa ham hosil bo'lmaydi. Demak, banda Alloh rozi bo'ladigan ishlarnigina qilib, Alloh rozi bo'ladigan suratdagina qilishga o'rganmasa, Alloh taologa haqiqiy yuzlanuvchi bo'la olmaydi. Xulosa kalom shu. Va la yardo li ibadihi al-kufr, Alloh bandalariga kufrni, kufrga rozi bo'lmaydi. Bandalari uchun natijada falazima tahqiqul iymon, shuning uchun iymonni haqiqiy yuzaga chiqarish kerak bo'ladi. Kufrga rozi emasmi? Haqiqiy iymonga ega bo'lish kerak bo'ladi endi. Va in tashkuru yardahu lakum, Alloh shukr keltirsangiz rozi bo'ladi, sizlarga shundan rozi bo'ladi, deyaptimi sizlardan? Endi siz shukr qilishingizga Alloh rozi bo'ladi, deyaptimi? Falazima al-amalu bil islam, natijada demak islomga amal qilish lozim bo'ladi va hokazo. Fala tasawwufa illa bi fiqhin iz la tu'rafu ahkamullohi ta'ala adh-dhohira illa minhu va la fiqha illa bi tasawwufin iz la amala illa bi sidqi tawajjuhin va la huma illa bi imanin iz la yasihhu wahidun minhuma bidunihi falazima al-jam'u li talazumihima fil hukmi ka talazumil arwahi lil ajsad iz la wujuda laha illa fiha illa fiha كما لا كمال فيها لا كمال لها اي للاشباح الا بها aytadilar ki endi binobarin fiqhsiz tasavvuf yo'q, chunki Allohning ahkomi
fiqhsiz hükümleri bilip bulmaydı. Allah'ın zahiri hükümlerini fiqhsiz bilip bulmaydı. Fiqhsiz tasavvuf hasıl olmaydı. Namazda huşu tasavvuf örgüt edildi mi? Huşu hasıl oluş için adı namaz hasıl oluş gerek. Namaz huşu payda kılıp bulmaydı. Namazdaki huşu mesela sünnet olsa, şu sünnetin namazsız icra kılıp bulmaydı. Şunindek tasavvufsuz fiqh ham yok. Çünkü hakiki Allah'ın yüzleniş bulmasa, amel hasıl bulmaydı. Yani etkenimizdeki. Zahirde hareket buladı. Namaz özü hasıl olmaydı. Namazda oturup duruşu var. Ama namaz mezmunu hasıl olmaydı. Ruzada açlık var. Ama hakiki ruzu hasıl olmaydı. Demek tasavvufsuz fiqh yok, fiqhsiz tasavvuf yok. Bu fiqh bilen tasavvuf birbirine ruh bilen ceset gibi mülazımdır. Ruh cesetsiz durulmadan gibi. Ruhsuz ceset yaşay almagani kabi fiqhsiz tasavvuf tasavvufsuz fiqhni topib bo'lmaydi dedilar. Va minhu qawlu Malik rahimahulloh. Imom Malikning gaplari bor bu to'g'rida. Man tasawwafa va lam yatafaqqa faqat tazandaq va man tafaqqa va lam yatasawwaf faqat tafassaqa va man jama'a baynahuma faqat tahaqqaq. Kimiki tasavvufni olsa yu, kimiki mutasavvuf tasavvuf egasi bo'lsa yu, fiqhni olmasa u zindiq bo'pti. Kimiki fiqhni olsa-yu, tasavvufni olmasa u fosiq bo'pti. Kimiki har ikkisini jamlasa, ana shu kishi haqiqatga yetibdi. Bu mashhur gap ko'p eshitganmiz. Endi bu kishi sharhlayaptilar. Qultu tazandaqal awwalu li'annahu qa'ilun bil jabril mujib li nafi al hikma wal ahkam. Wa tafassuqu ath-thani tazandaqu al-awwal kan. لخلو علمه عن صدق التوجه الحاجز عن معصية الله وعن الإخلاص المشروط في الأعمال وتحقق الثالث لقيامه بالحقيقة في عين تمسكه بالحق فعرف ذلك إذ لا وجود لها إلا فيها كما لا كمال له إلا به فافهم عند كميك تساوفنا تتب فقنا المساء زندق ببتدلر إمام مالك Nimaga u zindiq bo'ldi dedi desa, u Alloh taoloning hikmatini va hukmlarini inkor qiluvchi jabriylik tomoniga o'tib qolishi bor. O'shundan zindiqlik kelib qoldi. Zindiq deb o'zi tashqarida islomni da'vo qilib, ichida islomga xilof bo'lgan odam. Endi ikkinchisi nimaga fosiq bo'ldi? Fiqhni olib, suv tasavvufini olmagan kishi desa aytadilarki, chunki uning ilmi haqiqiy Allohga yuzlanishdan xoli bo'lib qoldi. Amali zohirda bor, lekin qalbi yuzlanmay qoldi uni tasavvufni olmagani uchun. Bu holat uni bu sodiqlik, qanaqa sodiqlik desa, sodiqlik Allohning ma'siyatidan to'sadigan sodiqlik. Chunki uning ilmi ansizki hayot ekan. Chunki uning ilmi Allohga haqiqiy yuzlanishdan qolib qoldi. U haqiqiy yuzlanish qanaqa? Allohni Allohga osiy bo'lishdan to'sadigan yuzlanishdi. Shu bilan birga amallarga shart qilingan ixlosdan xoli bo'lib qoldi. Haligi odamni fiqhni egasini amali. Natijada u kishi fosiq bo'ldi. Endi uchinchi shaxs ikkalasini jamlagan odam haqiqatni tutibdi, haqiqatni topibdi degani nima degani desa, chunki u kishi haqni mahkam tutishi bilan ikkalasini jamlashdi. Haqiqatni ro'yobga chiqargan bo'ladi. Islomni ya'ni zohiru botinda tatbiq qilgan bo'ladi. Qoma bil haqiqati degani islomni o'zini botinida yu zohirida tatbiq qilgan bo'ladi. Buni yaxshi bilginki, bu haqiqatga erishib bo'lmaydi, bu haqiqat bo'lmaydi illa ana shu tasavvuf bilan hosil bo'ladi. Usiz bu ham kamolga yetmaydi. Deb aytadilar. Shu yergacha hozir tasavvufni ta'rifini aytdilar. Endi kengisi mavzusiga kiradilar. Endi menimcha buni kengi safar o'qiymiz. Inshaalloh. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.